Selamünaleyküm dostlar. Can Mana isimli hikayemizin 6. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Bol ağrılı ama bol da dinlenmeli bir gün geçirmiştim. Ve tabii bol hediyeli. Hem bana geçmiş olsun mahiyetinde hem de ikizlerin haberini kutlamak için boş durmamış hem amcalar, yengeler hem de alası oğluşlarıma güzel ciciler almışlardı. Hele Mehmet amcasının aldığı el örmesi oyuncaklar, kelimenin tam anlamıyla bayılmıştım onlara. Benim yavrularım inşallah birkaç ay sonra bunları giyecek, bunlarla oynayacaklar mıydı sahiden? O güzel günleri sağlıkla görebilecek miydik? Gözlerim bebeklerim ne diyelerinde, aklımsa bin bir soru işareti içindeydi. Kucağımdaki tabağı boş çatalı uzatıp bir kez daha doldurdum ağzımı meyveyle. Sabahtan beri sözleşmiş gibi boş bırakmıyorlardı ağzımı, şimdi de koca bir meyve tabağının dibini görme çalışmalarım sürüyordu. Nihayetinde tabak bitmiş, ben de akşam yemeği vaktine dek dinlenmek üzere yatağıma çekilmiştim. Bir gölge gibi peşimdeydi Bayezid. Ben yalıda dolaştıkça oda durmamış, ancak odama dinlenmeye çekildiğim vakit çalışma odasına geçip halletmesi gereken dosyalarına bakmıştı. Farkında olmadığımı sanıyordu ama farkındaydım. Bu yüzden de kafamdaki binlerce soru işareti. Oysa ki hastanedeyken her şey ne kadar da netti. Tıpkı dizilerdeki gibi bir sağımda, bir solumda iki Neval var gibiydi. Bir melek kanatlarına bürünmüş, yıllardır Bayezid'e nasıl açla baktıysam öyle bakıyordu. Diğeri ise kızgındı, çok kızgın. Çabaları boşa çıkmış, seneleri heba olmuş gibi hissediyor ve mutsuz oluyordu. Yorgundu, bir şeyler artık güzel olsun diye çaba harcayacak mecali yoktu. Ve kızıyordu melek Neval'e, aptalsın diyordu. Seni sadece onu sevdiğin için seven bir adama hala aşık olduğun için aptalsın. Melek Neval de boş durmuyordu tabi. Onun benim, bizim için yaptıklarını anlatıyordu. Ve en çok da güzel kalbini. Sert gibi görünse de içinde taşıdığı o yumuşacık yüreğini. Kızıyordu o da biraz. Ona haksızlık ettiğimi söylüyordu. Çaba harcadığını ama benim bunu görmekten aciz olduğumu aykırıyordu. Bense sadece dinlenmek istiyordum. Susup dinlenmek. Odanın kapısı usulca açılmıştı. Pozisyonumu hiç bozmadan sırtım yastıklara yaslı halde uzanmaya devam ettim. Belki bir eşyasını alıp çıkacaktı. Sessizlik üzerimde provalı bir kıyafet gibi ustaca dururken sandığım gibi olmamış, Bayezid bir eşya alıp çıkmak yerine gelip yanıma oturuvermişti. O da tıpkı benim gibi sırtını yatak başına yaslamış, yüzü karşı duvara doğru dönüktü. Hani bazen olur ya insan durduk yerde içinden de olsa biriyle konuşmaya, kalbinden geçenleri anlatmaya başlardı. Sanırım ona da öyle olmuştu. ''Bir kız vardı.'' dedi sesi hafif çatallı bir tonda çıkarken. Yutkundu. Bunu anlatmak ona ne kadar zor geliyorsa bana da dinlemek öyle zordu. Yine de güçlü durmalıydım. Bilmeli ve ona göre adım atmalıydım. Paldır küldür girmişti hayatıma. Önce çok kızdığım, sonra çok çözüldüğüm biri olmuştu. Şimdi düşünüyorum da bir tek manalı bakan gözleriymiş dikkatimi çeken. Ne güzellik ne endam. Ona şöyle boylu boyunca beyniyle baktığımı hatırlamıyorum. Boğazıma bir yumru oturdu. Bana onu anlatıyordu. Ağlayarak Nari'ye sarıldığım, benden önce olsa bile başkasını sevdiğini bilmenin beni nasıl yaraladığını söylediğim o kıza anlatıyordu. Söyledikleri belki bir inşirah serpecekti yanmış gönlüme. Ama sabır çok zordu. Dizlerini kıvırıp ellerini ensesine birleştirdi. Mutlu olsun istemiştim. Artık ağlamasın. Ona zarar veren herkesten alıp kurtarayım onu. Ama sonra bir şey öğrendim. Hiç olmayacak birine aşıktı. Acı çekiyordu. Oturdum üzüldüm onunla, o var olduğunu sandığım tüm duygularımı denize döktüm bir gece yarısı. Sonra baktım ki meğer ben benim aşk sandığım çocuksu bir beğeni ve merhametten ibaretmiş. Dolu dolu gözlerle ona bakarken doğruldu ve yaklaştı bana. Yardım dilenir gibi süzgündü kapkara menevişleri. Uzanıp bacaklarım üstünde mecalsizce duran elimi avuçlarına aldı. İçim titrer gibiydi ona bakarken. Dudaklarım istemsizce büküldü. O kafana takıp üzüldüğün, aklımda ya da kalbimde izi kaldığını düşündüğün şey benim için yalnızca bir hicap. Bunu seninle daha iyi anladım Neval. Aynı merhametle yaklaştığımı sanıp sana sırılsıklama aşık olduğumda anladım. Utanıyordu. Peki ya neden? Bu kadar yanlış biri miydi o sevdiğini sandığı kız? Yoksa utancı aşkı herhangi iyi biri duyguyla karıştırmasından mıydı? Ben aşıktım. Ben ona senelerdir aşıktım. Çektiğim acıyı da aldığım tadı da en iyi ben bilirdim. Ama... Usulca çektim avuçlarından elimi, zorlukla yutkundum. Hayatımın en güzel günleri sırf yanımda sen yoksun diye kendimi üzmemle geçti.
Hep derdim, şimdi yanımda olsa böyle mutlu olurduk, böyle severdik diye. Ama ben bu evlilikte hayal ettiğim seni bulamadım Bayezid, dedim çatallanmış sesimle. Düğümü taşıyan bakışlar öfkeyle çevrildi başka yöne. Çaba harcadığını görüyordum lakin yapamıyordum. Aynı çilenin ortasında düşebilme ihtimali korkutuyordu beni. Daha fazla durmadı Bayezid. Her zamanki gibi meramını anlatmış, sonra da geldiği gibi usulca gitmişti odadan çıkıp. Bense kaldığım yerden ağlamaya devam. Sonrasında Bayezid'in gidişi ardından akşam yemeği vaktine dek uzanmış ve tabiri caizse kara kara düşünmüştüm. Evvelimiz, ahirimiz bir film şeridi gibi geçmişti zihnimden. Sonra bir an çalan kapıyla dağılmıştı aklım. Kızlar beni nihayet bu aslan odundan çıkarmaya gelmişlerdi. Üzerimi değiştirmeme yardımcı olmuş, sonra da salona indirmişlerdi beni. Tüm aile bir aradaydı. Bay Bart da gelmiş, Maysa'nın yüzündeki gülüşün sebebi anlaşılmıştı. Sohbet muhabbet derken bir anda nereden geldiyse yemek isimlerine gelmiştik onu. Ve benim gebelik hormonları hızla devreye girip ağzımın suyunu akıta akıta yiyeceğim bir çiğ köfteye düşürmüştü aklımı. Şaşkınlık bu ya. Söyleyivermiştim böylesine. En fazla bir telefon eder, dışarıdan söyler diye düşünüyordum. Lakin öyle olmamıştı. Bayezid bunu bir emir telakki edip hızlıca mutfağa girmiş, beylerin de yanına toplanmasıyla spontane bir çiğ köfte partisinin içinde buluvermiştik kendimizi. Yüzü yüzü ter içinde kanana dek yoğurmuş, sonucunda bize adeta Güneydoğu'da yiyormuş gibi bir çiğ köfte hazırlamıştı. Gözlerinden kalpler fışkırarak yemiştim tam 4 dürüm. İkisi benim içimdi, ikisi de büyüklerim için. Halinden tek memnun olan ben değildim elbet. Mehmet abi evin en boğazlı insan olarak çiğ köftenin tadını çıkaranların başında geliyordu. Her başladığı dürümde de bana laf atıp teşekkür etmeyi de ihmal etmiyordu. İkisini böyle kızdırmak hoşuna gidiyordu. Ben de onun oyununa dahil olmuş, gebeliğin sonuna kadar canını isterse aşereceğimin garantisini vermiştim. Kahkahalara bulanmıştık tabii cümbür cemaat. Arada durgunlaşmış, bu ailenin içinde olmaktan ne kadar mutlu olduğumu ve ayrılmanın bana neler edeceğini düşünmekten kendimi alamamıştım. Neyse ki güzel muhabbetler beni bu derin düşüncelerin içinden çekip çıkarmıştı. Ve yine Bayezid Bey'in ellerinden muhteşem suflelerimizi yerken Maysa ve Bay Bart bir parça buruklukla açmışlardı düğün konusunu. Ben bu haldeyken düğün dernek içine girmelerinin uygun kaçmayacağını ve ertelemeye düşündüklerini söylemişlerdi. Ertuğrul babam ve Amine annemin müsaadesiyle ben dahil olmuştum konuya. Bu boşanma mevzusunu halen içimizde yaşayışımız biraz da bu düğün için değil miydi? Kimsenin mutluluğu ertelenmeyecekti. Sonunda hallem etmiş kallem etmiş düğün erteleme fikrinden onları caydırıp yarın akşam kına yapmaya dahi ikna etmiştim. Tıpkı benimki gibi bu salonda güzel bir kına yapacaktık. Hem bana da iyi gelecekti böylesi bir eğlence biliyordum. Muhabbetler bitmiş, herkes gecenin ilerleyen saatlerinde bir bir odalarına çekilmişti. Biz de odamıza gitmiştik ancak Bayezid Bey'in gelirken hazırladığı bir kupa ballı sütte bize eşlik etmişti. Kısa bir cümleyle teşekkür etmiş, içtikten sonra hemen yatağa girmiştim. Bugünlük yeterince konuştuğumuzu düşünüyordum. Nitekim oda üstlenememiş, dün geceki gibi lambayı söndürüp koltuğa yatmıştı. Hızlı başlamıştı ertesi sabah yalıda hayat. Evvela güzel bir kahvaltı etmiş, ardından yalvar yakar kendimi kabul ettirdiğim Maysa'nın gelinlik provasına gitmiştik. Güzel kızımıza ne giyse yakışmış ama en son giydiği taş süslemeli gelinlik hepimizin aklını başından almıştı. Alacağımız modelin bu olduğuna karar verdiğimizde artık bana ayrılan sürenin sonuna gelmiştik. Neyse ki gelinlikçinin yanındaki mağazadan birkaç alışveriş yapmama müsaade etmişlerdi. İyice büyüyen göbeğim sayesinde kıyafetlerim olmaz olmuştu. Henüz var olan işlerin yarısı bile bitmemişken yorgunluktan bitap düşen ben yalıya dönmüş, diğerleri hazırlıklara devam etmişti. Lakin ben geldiğimde organizasyon firması at stoğunu çoktan kına giysi için hazırlamıştı bile. Beğeniyle iç çekip üst kata çıkmış, Amine annemi küçük salonda sakince otururken bulmuştum. Benim yarım kalan kaneviçe parçalarımı ayıklıyordu. Heyretiden çöktüm yanına. Bir şeylerle ilgilenirken öyle huzur dolu bir hal takınıyordu ki insan izledikçe rahatlıyordu. Kısa cümleler halinde süren muhabbetimiz sona erdiğinde vuku bulan sessizliği elinde kumaş parçasını havaya kaldırarak bozmuştu. ''Sence bu parça işe yarar mı?'' dedi kibar sesiyle şakırken. Bakışlarım yavaşça süzdü elindekini. Bir demet gül işlenmiş ancak çoğu söküldüğü için parça kullanılamaz hale gelmişti. Dudaklarımı üzgünce büküp başımı iki yana salladım. ''Hayır Amine anne, baksana hep sökülmüş. Tekrar kullanmak için değenecek neresi kalmış ki?'' dedim buruk sesimle. Amine annem bana zarafçı tebessüm etti. Dediğime bir cevap vermek yerine eğilmiş, kenarda duran makası alıp parçayı itin hale kesmişti. Kesik parçalar yere yaydığı örtünün üstüne dişerken elinde kalanı uzatıp avuçlarıma bıraktı. Bu az evvelki dağılan buketten sağlam kalmış en küçük ama en güzel gonca güldü. Hem de kullanılabilir,
Sağlam haldeydi. Eskiden insanlar bir söküğü oldu mu diker, yırtığı oldu mu yamar, solmuş entarileri iç dış eder, kırılan cümle eşyayı tamir edermiş. Ondandır ki eskinin insanlar hayatlarında da öyle kolay kolay hiçbir şeyden vazgeçmezmiş. Sabreder, elinde olana şükreder ve sonunda feraha ererlermiş. Belki de bu sebepten ahir zamanda ne yiyeceğimiz lokma bereketli, ne giydiğimiz eşya uzun ömürlü, ne de insan ilişkileri sağlam. Kırıldı mı? At. Söküldü mü? At. Alırsın yenisini. Bayatladı mı? Dök çöpe gitsin. Hep bunlar mahvetti bizleri, hep. Sustu Amine annem. Kurduğu iki cümlenin bana sayfalarca kelam olduğunu bilemeden sustu. Zihnimde o günlerdir susmayan soru işaretlerine bir tokat akşedip sustu. Aklım, mantığım ve kalbim sustu. Ben kaldım yalnızca meydanda. Ben sevdam ve sökük buketler arasından kurtardığı Gonca Gül. Sonrasında tatlı bir yorgunluk vardı omuzlarımda. Bütün bir gece doyasıya eğlenmiş, kızlarla hem gülüp hem ağlamıştık. Çok güzel olmuştu Maysa'mız. Badem gözleri makyajla iyice belirginleşmiş, beline dek gelen siyah saçları kıvırcık dalgalarla iki yandan toplanmıştı. Çok ağlamıştı kınası yakılırken, eksiklerini ağlamıştı. Yanında olmayan anneciğine, mutluluğunu paylaşamadığı arkadaşlarına ağlamıştı. Sevdiğine kavuşmak uğruna ardında bıraktığı her şeye ağlamıştı. Ama biliyordum ve içim rahattı. Baybar sonu çok seviyordu ve çok mutlu olacaklardı. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu gecenin de sonuna gelmiştik. Herkes yavaşça odasına çekilmiş, saatler evvel oynaması yankılanan yalı duvarları sessizliğe bürünmüştü. Odaya girdiğimde ise misli bir sükunet karşılamıştı beni. Beyler az evvel üst salonda oturuyor olduğundan ben onun da odaya geldiğini düşünmüştüm. Üstünde durmayıp baytak adımlarla ilerledim banyoya. Güzel eltilerimle ve canım görümcemle kınadan biz de nasibimizi almıştık. O gece Bayezid'in dediği gibi hakikaten ailede düğün eksik olmuyor, bizim kınalar silinmeden yenisi yerine geliyordu. Çeşmeye kapatıp elimi havludan çektiğimde avucumun orta yerinde koyu turunculuk bana sevinç çığlığı attıracak istendi, kınam bu kez en koyu renginde tutmuştu. Mutluluk dolu adımlarla giyinme odasına dönüp kıyafetimi çıkardım üzerimden. Tek ele normal zamanda 10 dakikada yapacağım işler yarım saatte yaklaşmıştı. Kıyafeti ve eşarbı çıkardıktan sonra hem giyilmesi kolay olsun hem de gece sıcak basmalarım çabuk geçsin diye askılı penye bir gecelik giymiştim. Top misali göbeğim sivrilmiş, diz kapağımda olan gecelik boyu daha da kısalmıştı. Avucumu yavrularımın üzerinde sevgiyle gezdirdim. Minik kıpırtılar hissediyordum ancak net bir tekme duyamamıştık halen küçük beylerden. Sonrasında tek elle toplayamadığım için omuzlarıma serdiğim saçlarımı savurarak açtım giyinme odasının sürgülü kapısını. Ve odanın bambaşka haliyle donup kaldım. Komodinlerin, şifonyeri ve makyaj masamının üzeri vazolar dolusu pembe buketlerle bezenmişti. Pembe güller, karanfiller, örkideler, laleler ama en çok da pembe şakayıklar. Bu adam neler yapmıştı böyle? Yerdeki mumlara basmamak için tedirgin bir adım attım. Yatağımızın hemen üstündeki tavanda toz pembe balonlar havada asılı duruyordu. Dakikalar içinde nasıl bu hale gelmişti bu ada? Şaşkınlıktan açık kalan ağzımla etrafa bakınırken elim sıcak bir avuç tarafından kavranmıştı. Dönüp Leyla bakışlarımla baktım zifiri gözlerine. Yüzündeki huzur dolu tebessümle başını yavaşça eğmiş, avucumdaki koyu turuncu renkteki kınama uzun bir buse kondurmuştu. Avucuna sürdüğün kına bile sana ne kadar çok aşık olduğumu anlatıyor. Hala mı inanmıyorsun? Dediğiyle titredi alt dudağım. Zihnimden yaşadıklarımız geçti. O güzel günlerimiz, benim ve benim için Zeynep'e yaptıkları, sonra Amine annemle bugün konuştuklarımız ve rüyam. Dolu dolu olan gözlerimle usulca çektim elim avuçlarından. Kızarmış kınamı göğsüme bastırdım. İnanmak istiyorum ama korkuyorum dedim sonra doğru fısıltıya dönen sesimle. Dönüp bir adım attım ve yatağın üzerindeki pembe balonlara baktım. Sevdiğim her ayrıntının farkındaydı demek. En baştan beri olduğu gibi. Ardımda hissettiğim adımlar sonrasında belime sarıldı bir çift kaslı kol. Bukleli saçlarım usulca tek omzumda toplandı. Şakayık çiçeği, çiçeklerinin narini ama gönlüme en yakışanıymış. Ne solmana ne de benden kopup gitmene müsaade etmem. Sen benimsin şakayık çiçeğim benim. Tamamlanan cümlesiyle narince değdi sıcak dudakları açıkta duran gerdanıma. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes aldım. Bedenimin her bir hücresi sonunu düşünmeksizin koşuyordu ona doğru. Evvela karnımı okşadı büyük elleri, ardından beni tek bir hamleyle kendine çevirip sımsıkı sarıldı. Karşı koymak imkansızdı ona. Kalbim, ruhum ona böyle aşıkken aklımın ve mantığımın sesini duyabilir miydim hiç?
Sağlam kolum beni sonradan utandıracak bir halde beline sarılıp onu kendime çekmekle meşguldü. Nefes nefese ayrıldım ondan. Bir daha beni görmezden gelirsen... Derin derin içine bir nefes çekişinin ardından başını kaldırıp alnıma yaslamıştı. Sana, tenine, kokuna, gülüşüne kavuşunca hissettiğim, yaşadığımı nasıl görmeyeyim bu güzelliği demişti. Kısık ve alev alev bir sesle. Hızlı nefeslerimiz odanın içinde oksijen bırakmayacak gibiydi. Derken bilhassa ayrıldı benden. Zifirlere bir ateş parçası gibi takıldı helalarıma. Adımı söyle dedi nefes nefese. Bana adımla söyle sevdiğini. Gülümseyerek yanağına yasladım elimi. Mektuplarımda bile adını anmaktan korkmuş Beyzademi tabiyle hecelemiştim onu akşama. Ama bu kez gönlüme seneler boyu nakış gibi istediğim adıyla söyleyecektim. Seni seviyorum Bayezid. Çok seviyorum. Çok dedim söylediklerim dilimden değil kalbimden dökülürken. Uzunca bastırdı dudaklarını alnıma. Bütünüyle ona aitti bu beden ve dahi ruhum. Dudaklarımdan ayrılıp bu kez alnımdan öptü uzun uzun ve zifirleri elalarım aşkla bulanırken eceledi. Çok seviyorum. Sana çok aşığım. Ahu gözdüm. Sonrasında hiç uyumamışım gibi uyku mahmurlu olmaksızın açıldı göz kapaklarım. Yattığım yerde usulca kıpırdanıp elimi yarım bir dünya kadar olan karnımda gezdirdim. Minik oğullarımın kibar tekmeleri bana günaydın der gibiydi. Mutlulukla kıvrıldı dudaklarım. Her vakit böyle nazik değillerdi ne yazık ki. Artık 9. aylarına girmiş, dünyaya gelmek için geri sayıma başlamıştı küçük beyler. Bu sebepten ara sıra sıkışık mekanlarda minik çaplı yer kavgaları yaşanıyor. Bu durumda araya kaynayan ve sert tekmeleri yiyen ben oluyordum. Neyse ki şimdiden babalarının sesini tanıyor ve onun beni bile susturan ciddi konuşmaları doğmamış bebeklerimizde de etkili oluyordu. Pilates topu gibi yuvarlanarak kalktım yataktan. Yine bol sırt ve bel ağrılı uykusuz bir gece olmuş ancak sabah namazından sonra uyuyabilmiştim. Sadece bu sebepten bile bir an evvel doğurmayı istiyordum. Gebeliğin, hele de ikiz gebeliğin son ayı ne kadar da zor oluyormuş böyle. Tüm gece karnımın içinde bir kavga var gibiydi. Doğumlu hareket etmişler. Öyle ki Bayezid karnımın yamulan şeklini karşıdaki koltuktan bile anlayabilmişti. Bunda kendimin fazla kilo alma işte etkiliydi tabi. Beyzadem sabah erken çıkacağını söylemiş, sabah namazından sonra sızdığım için onu işe uyarlayamamıştım. Yalnız uykuyla uyanıklık arasında alnıma bir buse kondurduğunu anımsıyordum. Saat öğlene doğru yaklaştığı için kahvaltıda kaçmıştı tabi. Üzerime rahat bir ev elbisesi geçirip türbentimi başıma atarak indim aşağıya. Amine annem ve Ertuğrul babam bugün birkaç aile dostuyla çiftlikte olacağı için ortalık epey sakindi. Sessizce kendime bir tabak hazırlayıp büyüyecek bir bardak portakal suyu içtiğinde yaptım kahvaltımı. Muazzez'in de tavsiyesiyle son bir aydır ekmek tüketimini neredeyse tamamen kesmiştim. Bu yüzden kahvaltıma bol sebze, meyve ve yumurta eşlik ediyordu derken mutfağa Neren'in girmesiyle şaşırdım. Onun derse gittiğini sanıyordum. Yüzünü buruşturmuş, beni görünce zoraki gülümsemişti. Nare, dedim kocaman göbeğimi tutup masadan kalkarken. Tabağımı götürüp bulaşık makinesinin içine koydum. İyi misin Elticiğim, solgun görünüyorsun. Nacer içeriye girip evvela elindeki bardağı lavaboda çalkalamış, sonra su ısıtıcısının tuşuna basmıştı. Dolaptan nane kavanozunu çıkarırken sorumu duymuş ve yine buruşan yüzüyle dönmüştü bana. İyiden kötü biraz neval. Öğrenciyi atölyede bırakıp nane limon almaya geldim. Hayır kahvaltı bile etmedim ama midem ağzımda sanki. Dediğiyle havaya kalkmıştı kaşlarım. Son günlerde onu hem durgun hem de solgun görüyor, yorgunluktur diye üstelemiyordum. Ayrıca şu nane limon çiğ elinden düşmüyordu günlerdir. Aklıma düşen fikirler yüzümde umut dolu bir gülüş oluşturdu. Doğada büyümüştü yani. Nare dolaptan limon almış sıkarken yutkunarak yaslandım tezgaha. Elticiğim dedim şirin çıkan bir sesle. Acaba bu mide bulantısı bir hayra alamet olabilir mi? Gözlerim kısılmış, dişlerimi gösteren minnoş bir gülüş asılmıştı dudaklarıma. Nare ise limon sıkmayı bir an bırakıp başını kaldırarak yüzüme bakmıştı. Benim gülüşümün aksine hüzün doluydu açık mavi gözleri. Limonu bırakıp ellerini tezgahtaki havluya sildi. Benim de aklıma geldi. İki ay üst üste gecikince test yaptım. Ama negatif çıktı dedi dudakları üzgünce bükülürken. Gelip benim gibi tezgaha yaslandı. Biz doğanın müjdesini bir seneden fazla bekledik ne var? Evvelden kullandığım bazı ilaçlar da buna sebepti psikolojimde. Şimdi testte negatif çıkınca üsteleyip heveslenmek istemiyorum. Yine aynı şeyi yaşamaktan korkuyorum ne var? Dolu doluydu açık mavilikler. Bir evlada daha emanetçi olmayı istediği her halinden belliydi. Nitekim Osman abi de büyük bir hevesle bebek sevmeyi beklediğini söylüyordu ara ara.
bizimkilerden bahsediyor gibi görünse de tekrar baba olmak onu çok mutlu ederdi. Düşünceyle doğruldum yerinden. Elticimlerini tuttum. Evde yapılan testler bazen yanlış sonuç verebiliyormuş. Bak ne diyeceğim, bugün kontrole gideceğiz Muazzez'e. Sen de gelip kan testi yaptır. Şimdi yoksa bile en azından kan değerlerini öğrenir, ona göre beslenirsin dedim hevesle. Nare gözlerine düşünceyle yüzümde gezdirdi. Hissediyordum. Sonuç bu kez pozitif çıkacak ve doğamıza bir kardeş gelecekti, hem doğullarıma bir arkadaş. Derin bir nefesle salladı başını. Haklısın aslında. Bir kan testi yaptırsam kontrol amaçlı iyi olacak. Ama sizinle gelemem dersim var. Muazzez'in mesaisi bitmeden evvel yetişip veririm kanı. Duyduğumla kocaman bir göbeğe sahip olmasam mutluluktan hoplayıverecektim. Sevinçle çırptım ellerimi. Ailemiz gitgide kocaman bir hal alıyordu. Ne mutlu bize. Sonrasında paytak adımlarla tırmandım yalı merdivenlerini. Nare ile ayaküstü muhabbetimiz bizi mutlu uyandığım bugün de daha bir enerjik yapmış gibiydi. Lakin son dönemeci döndüğüm an duyduğum şeyle duraksadım. Mihri mandalasından kısık sesle de olsa tanıdık bir müzik duyuluyordu. İstemsizce döndü oraya ayaklarım. Oda kapısına yaklaştıkça çalan şey daha anlaşılır olmuş. Zihnim bunun lise dönemlerimizde çokça dinlediğimiz bir fon müziği olduğunu anımsamıştı. Yüzümde oluşan belli belirsiz bir tebessümle kapıyı tıklattım. Müzik saniyeler içinde kesilirken açılan kapıda uzun saçları omuzlarına serili ay parçası arkadaşım görünmüştü. Kızarıktı gözleri. Elindeki ahşap tarak saçlarını taradığını belirtiyordu. Gelebilir miyim dedim tebessümle. Başını sallayıp gülümsemeye zorladı kendini. Gel tabii ne var buyur dedi odasının kapısını ardına kadar açarken. Yine paytak paytak yürüyerek girdim içeri. Aylardır neler yaşamış, ne badireler atlatmıştık beraber. Ve canım arkadaşım sağ olsun her birinde yanımda öremde olmuştu. Lakin fark ettiğim bir şey vardı ki bu beni ziyadesiyle üzüyordu. Bayezid sayesinde hayatlarımız birbirine tekrar kavuştuğundan bu yana o eski arkadaşım Mihrimah'ı bulamaz olmuştum. Sıcaklığı aynıydı, samimiyeti aynı. Ama insanlarla arasında görünmez bir duvar örmüş, o şen şakrak kızın yerinde olgun bir hanım oturuyordu. Sükuneti göğsüne taktığı antika bir broş gibi ustaca taşıyordu. İçeri girip deniz manzarasına göre konumlandırılmış teknik koltuğa oturdum. Perdeleri yarıya kadar indirmiş, masanın üzerinden az evvel söndüğü tüten dumanından belli olan bir mum ve kitap sehpasına tutturulmuş eski bir defter vardı. İster istemez defterin sayfalarında dolaşmıştı gözlerim. Bu el yazısını tanıyordum. Edebiyat hocamız Turan Bey'e aitti bu zarif yazı. O zamanlarda çok beğenir, sınıfça ondan yazma teknikleri isterdik. Asil marifetin kişilikli olduğunu sonra öğrenmiştik tabi. Mihrimah baktığımı görünce buruk bir tebessümle çekti. Vefat etmeden önce yazmış benim için. Her anıma, her günüme göre mektuplar ecelemiş. Yıllardır okuduğum her kısmını ezberimde taşıyorum. Ama son iki bölümü bir türlü okumaya cesaret edemedim Neval. Yutkundu. Annesinden aldığı yeşil gözleri yine dolu dolu oldu. Uzun ve sık kirpiklerini kırpıştırıp geri göndermek istese de asilik edip süzülüvermişti yanaklarına inci taneler. Turhan Hoca ve Mihrimah ayrıydı onların ilişkisi. Öğretmen ve öğrenciden çok başkaydı. Asla günah gibi görmemiştik çünkü öyle saygı ve nezaket doluydu ki insan yalnızca hayranlık duyabiliyordu. Turhan Hoca aniden vefat ettiğinde ise kahrolmuştu Mihrimah. Zaten ondan sonra kopmuştu hepimizde arasındaki köprüler. Belki vakti gelmemiştir Mihrimah dedim kısık bir sesle. Islak kirpikler havalandı. Yeşil hayaller yüzümde narince gezerken söylemekten çekinir gibi kıpırdandı. Annelik için evet ama evlilik için durdu. Derin bir nefes doldurdu ciğerlerine. Uzun sırma saçlarını bir anda toplayıp daralmış gibi çekiştirdi yakasını. Geçen gün Dildar Hanım annemle konuşurken duydum ne var. Beni abimin ve Bay Bars'ın düğününde oğluna göstermişler. Israrla konuyu bana açmasını rica ediyordu. Annem evvela babasıyla konuşayım dedi. Duyduklarımla şaşkınlık içinde havalandı kaşlarım. Ben dışarıda olduğum için geç gelmiş, Dildar Hanım'ı yalnız yarım saat görebilmiştim o gün. Hanımefendi saygılı birine benziyordu. Amine annem de kendisini sevdiğini ve aile yapılarını bize benzettiğini söylemişti. Giyimi, kuşamı, tesettürüyle hakikaten güzel bir hanımdı. Nitekim kendi gibi bir gelin olsun istiyordu demek ki. Mihrimah oturduğu yerde duramayıp ayaklandı. Elleri birbirine tutunmuş, parmaklarını işkence ediyordu. Annem babamla konuştu mu bilmiyorum ama henüz bana bir şey söylemedi. Ben ne yapacağım ne var? Eğer babam münasip bulup bana fikrimi sorarsa... Ayağa kalkıp işkence ettiği ellerini tuttum. Ertuğrul babamın onu hiçbir şeye zorlamayacağını adım kadar emindim.
İstemiyorsun, istemiyorum diyeceksin Mihrimah. Şimdi evlenmeyi düşünmediğini söylersin, olur biter. Hem bakarsın belki bir gün yeniden, dedim sesim sona doğru kısılırken. Mihrimah'ın yeşillere hüzünle kısıldı. Bakışları masa üzerindeki deftere dönmüş, kalbi acıyla yoğrulur gibiydi. Sıkıca tutundu ellerime. Ben yeniden böyle sevebilir miyim bilmiyorum Neval. Ama o süzüldü yine inci taneler. Hem hayatın akışına müdahale etmek istemiyor, hem de ona ve duyduğu sevgiye ihanet edeceğinden korkarak tutuklu kalıyordu. Sökecekti bu dikenleri yolundan. Hakkında hayırlı olanı isterken gönlü de hakkındakine razı olacaktı. Uzanıp kollarım arasına aldım narin bedenini. O da mutlu ol isterdi Mihrimah. Ömrüne bir yuva sığdır isterdi. Canından bir canı evlat de isterdi dedim. Elim sırtında güç vermek ister gibi dolanırken. Sonra mı? Sonrası uzun bir sükunet. Sonrasında uyandığımdan bu yana iki defa verdiğim muhabbet molasının ardından nihayet hazırlanıp çıkabilmiştim yaladan. Göbeğim geçen aya nazaran daha aşağı indiği için kendim gitmeye karar vermiş ve Beyzadem'in birkaç hafta önceki doğum günümde hediye ettiği küçük spor arabama binip Akınşa Holding'e doğru yola çıkmıştım. Yaşım tutar tutmaz beni ehliyet kursuna yazdıran, bununla yetinmeyip bana bizzat ders veren babacığımı rahmetle anmayı ihmal etmemiştim tabii. Zaten hep geleceğimizi düşünerek atmamış mıydı adımlarını? Bugün Beyzadem'in holding günüydü. Aylar evvel aramızda da yanlış anlaşılmaya sebep olup ona sıkıntı veren bu iş konusunu yavaş yavaş çözmeye karar vermiştik. Haklıydı. Babasının bir şirketi varken orada bile çalışmayan adamı başka bir şirkete mahkum etmiştim. O da benim hatırım için yapamam demek yerine denemeyi yeğlemişti. Ama olmamıştı işte. Şimdi de haftanın 2 günü şirketi uğruyor, yönetici olarak Çalapan Holding'den transfer edilen Melik Bey'e destek alıyordu. Diğer günlerde kendi işinin restoranının başındaydı. Nihayet holdinge varmış, kocaman göbeğim eşiğinde kocamın odasının olduğu kata çıkmıştım. Epey olmuştu gelmeyeli. Zeynep'in gidişi nedeniyle tekrar elimize geçen babamın emeğine küsmüştüm adeta. O vakitten bu zamana kadar değil gelmek, önünden geçmek istememiştim. Nitekim gelmeyeli de epey şey değişmişti. Tanımadığım birçok personel alınmış, bunlardan biri de kocamın asistanı olan Nida Hanım'dı. Asistan hanımı ilk gördüğüm an bir şaşkınlık kaplamıştı beni. Çünkü bu rüyamda gördüğüm o sarışının ta kendisiydi. Belki de daha evvel görmüş ve bilinçaltımda tutmuştum. Yine de ona karşı temkinli olmakta fayda görmüştüm. Gelişime pek sevinmişti Beyzadem. Az evvel çıktığı toplantıdan sanki savaş gazisi gibi ayrılmış, beni görünce elimden tutup hemen odasına götürmüştü. Ve kapıyı kapatmadan hemen önce Nida Hanım'dan bir Türk kahvesiyle meyve suyu rica etmişti. Üzgünce bükmüştüm dudağımı. Kocamla bir keyif kahvesi bile içemeyecek miydim yani ben? Bu halimi gören Beyzadem bana kıyamamıştı tabii. Mis kokulu kahvelerimiz hoş yapıp etimiz eşliğinde içmiş, bugünün asıl işlerinden biri olan hastaneye gelmiştik. Canım Eltim muazzez bizi tüm nezaketiyle karşılamış, küçük beyleri ve beni ayrıntılı bir muayene etmişti. Ne bir doğum belirtisi ne bir sorun yoktu. Tek sıkıntı doğum kanalına daha yakın olan beyefendinin doğum pozisyonu almamış olmasıydı. Bir parça canımı sıkmıştı bu durum. Çünkü bu şartlar altında normal doğum yapmam zorlaşacaktı. Üstelik doktorumuz önümüzde kalan kısa zamanda ve bu sıkışık yerde dönmesi için Bayezid'in beni amuda kaldırması falan gerekeceği şeklinde espri bile yapmıştı. Hastaneden el ele çıkıp bu kez istikameti bebek mağazaları olarak belirlemiştik. Vakit az kalmış ama bizim birkaç parça dışında hiçbir şeyimiz yoktu. Acele etmek istememiştim açıkçası. Onlar sağlıkla geldikten sonra birkaç parça eşya her zaman alınırdı. Ve bugün bizim için güzel bir an olacaktı. Mağazaya girmiş ve yeni doğan bölümüne geçip erkek bebek royanına dalmıştık. O kadar güzel şeyler vardı, hepsi öyle küçüktü ki. Hangi birine bakacağımızı şaşırmış, elimize aldıklarımızı hem gülüp hem duygulanarak birbirimize göstermiştik. Sonunda karar verdiğimiz ancak babamızın çok bebek işi bulduğu birkaç parça alıp kasaya gelebilmiştik. Sonunda ben yorgunluk sinyalleri verirken mağazadan çıkıp otoparka doğru yönelmiştik. Çok iş halletsek de henüz akşama epey zaman vardı. Ben de bugünün kalanını loğusalık döneminde çok yapamayacağım bir ziyarete ayırmıştım. Madame Natel ve Safiye teyzeye gidecek, hallerini hatırlarını sorup gönüllerini yapacaktım. Elim, Beyzadem'in avucunda hapisteyken ona yandan yandan bakarak yürüyordum yanında. Derken duyduğum topuk sesiyle bir anlığına çevirmiştim başımı. Karşımızdaki lüks arabanın arka kapısından inen kişi Beylem ablamdan başkası değildi. Öyle değişmişti ki zor olmuştu tanımam. Siyah deriden bedenine sıkıca saran mini bir elbise giymiş, saçını tıpkı annesi gibi kapartıp dudağına kırmızı ruju boca etmişti. İçimde bir şeylerin sızladığını hissetmiştim. Babam bunu böyle görse kahrolurdu.
Tıpkı annesine benziyordu. Bizi fark ettiğinde ağırlaşmıştı adımları, uzun sivri topukların üzerinde ustaca yürüyüp yakınımızda durdu. Kırmızı ojeli tırnağının ucuyla çekti gözündeki büyük gözlüğünü. ''Bakın bakın kimler buradaymış canım kardeşim Neval ve sevgili enişten Bayezid'' dedi imalı bir tavırla. Benden kocama doğru dönen bakışları midemden safra sularının yükselmesine sebep olmuştu. Ne ara böyle iğrenç bir varlığa dönüşmüştü aklım almıyordu. Aniden bana tekrar çevrildi gözleri, yeni fark ettiğini düşündüğüm göbeğime kısık gözler eşliğinde bakmıştı. Annelik içgüdüsüyle sarıldı tekelim karnımın üzerine, yavrularıma göz ucuyla bile baksın istemiyordum. Omzunu silkerek pırık bir biçimde güldü. ''Hamilesin demek, evli, mutlu, çocuklu. Tadını çıkar bu güzel günlerin.'' dediğiyle Bayezid öfkeli bir nefes vererek bir adım atacak olmuş, avucunda duran elimle onu tutarak engel olmuştum. Onun oyununa düşüp seviyesini yenmeyecektim. Düştüğü bataklıktaki boşa çırpınışlarıydı bunlar. Tıpkı onun gibi kıstım gözlerimi. ''Ne yaparsan yap, ne kadar uğraşırsan uğraş mutluluğumuzu bozamayacaksın.'' dedim boştaki elimle kocamın tuttuğum elini kavrarken. İmale gülümsedim. ''Hem biliyor musun, o Akınşah Holding'i batırmak için yaptığınız hamleler başarılı olsa bile biz düştüğümüz yerden el ele tekrar kalkmasını biliriz. Çünkü biz bir aileyiz ve sizin gibiler asla bir ailenin bileğini bükemez.'' Duydukları hoşuna gitmemiş, yaşadığı hayat tüm çıplaklığıyla serilmişti gözleri önüne. Mutlu değildi. Hiçbir zaman da mutlu olmayacaktı. Her şeye geçtim. Bile isteğe söküp attığı, yetmezmiş gibi benim de kucağımdan kopardığı Zeynep'imin ahı rahat bırakmayacaktı onu. Gözlüklerini tekrar gözüne takarken minik çantasını tutarak attı birkaç adımı. Tam geçerken yanımda durmuştu. Başımı çevirip siyah camlar ardından baktı yüzüme. ''Unutma Neval'' dedi yılan misalet ıslarken ve ekledi. ''Ben bükemediğim bile öpmem kardeşim. Kökünden keserim.'' Sonrasında Bayezid'in öfkesini dindirmeye çalışmakla geçmişti madamın evine giden yol. Beylemin karşısında bir şey yapamıyor olması sinirlendiriyordu onu. Lakin biliyordum. Şimdi Bayezid bir cevap verse bu kez nefret dolu oyunlarını onu çevirecek, pisliklerini ona da bulaştırmaya çalışacaklardı. Buna müsaade etmezdim. Her şeye geçtim ama sevdiğim adamı o şeytan ellerini uzatmaları demek benim de eskisinden çok farklı bir Neval olmam demekti. Beyzademin beni adamın evine bırakmasından bir saat sonrasıydı telefonumun acı acı çaldığında. Nice vakittir konuşamadığım arkadaşım Simtan aramış, ona daha önce bahsettiğim derneğimizle alakalı birkaç soru sormuştu. Canının epey sıkkın olduğu ses tonundan belliydi. Ben de dayanamamış, eğer evdeyse onu da çay içmeye davet etmiştim. Bir parça gönülsüz olsa da kabul etmiş, yarım saat içinde gelmişti. Eski eşiydi moralini bozan. Yaklaşık bir yıldır, daha doğrusu hapisten çıktığından beri devamlı arayıp tacizde bulunuyor. Ona dönmesi için baskı yapıyordum eğer. Simten reddettikçe öfkesi de artmıştı tabii. Şimdi de yoluna çıkmaya, eğer geri dönmezse onu öldüreceğini söylemeye başlamıştı. Ne zaman bitecekti bunların sonu? Bir insan sizi hayatından çıkarmışken ısrarla hatta zorla dahil olmak niyeydi? Üstelik şiddet uyguluyordu bu kadına ve boşanmadan önce onu komalık edene kadar dövdüğü için hapis yatmıştı. Havadan sudan muhabbetin de bir sonu vardı elbet. Simten huzursuzdu. Her laf arasında buraya gelmesinin iyi olmadığını, hata yaptığını ekliyordu. Peşinde aldığı koruma kararıyla bir polis olduğu için rahat olmasını söylemiştik fakat dinlememişti. Hissetmişti sanki olacakları. Oturduğu yarım saatin sonunda görünmez bir el tarafından dürtülmüş gibi ayaklanmış, artık gitse iyi olacağını söylemişti. Ne kadar ısrar etsek de boştu. Pes etmiş, onu geçirmek için Safiye teyzeyle ayaklanmıştık. Lakin Simten'in yağmurluğunu sırtına geçirip ayakkabılarına uzanmıştı ki kapı alacaklı gibi yumruklanmaya başladı. Çıt çıkmıyordu hiçbirimizden. Gözlerimiz rica açılmış, korku içinde birbirimize bakıyorduk. Derken Simten bir an parmak uçlarını dönerek kenara ilerleyip kapının önünü gören pencerenin kıyısından dışarıya bakmıştı. Bize döndüğünde yüzü bir cenazeden farksızdı. Çünkü Simten'in eski kocası tüm öfkesiyle buraya gelmiş ve kapıyı her an kıracakmış gibi çekmeliyordu. Sonrasında insan hayatında korkunun devreleri varmış. Doğduğunda hayata sımsıkı tutunur. İçgüdüsü olarak kendine bir şey olmasından korkarmış. Bundandır ki bebeklere eline uzanan minicik bir parmağı bile boş geçmez, hemen sımsıkı kavrarmış hayattalı misali. Büyündüğünde ise değişirmiş korkusu. Annesinden ayrılmaktan, babasını özlemekten korkarmış. Sabah uyanır uyanmaz soluğu odalarında alır, ortalarına geçip iki kolunu onlara sararmış. Sonra büyür aşık olurmuş, evveli sevilmemekten ahiri sevdiğine gelecek zarardan korkmak olurmuş.
Ama gönlüne canından bir canın sevgisi düştü mü? Bu korku hepsinden fazla olur. Evlat acısıyla sınanmak bir karabasan gibi çökermiş nefesine. İşte bugün ben de tıpkı böyle bir karabasanla savaşıp durmuştum dakikalar boyunca. İşte böyle, dedim bir iç çekip ellerimi istemsizce karnıma yaslarken. Bakışlarım karşımdakilerden önümdeki tabağa düşünceyle kaydı. Adam tekrar tutuklandı ama Simten hala korkuyor. Nasıl korkmasın ki? Polisler tam vaktinde yetişmese belki de hepimize zarar verecekti ocağını. Gözümün önüne düşen görüntüleri irkilerek zihnimin gerilerine yolladım. Simten'in eski kocasını madamın evinin kapısında gördüğümüz o yıkan çıkmıyordu aklımdan. Ya o tekmelediği kapıyı açabilse, ya aradığımız polisler tam vaktinde yetişmeseydi? Uzanıp masadaki bardağımdan bir yudum su içtim. Hatırlamak bile beni mahvediyordu. Nitekim şoktan çıkıp kendime gelişim Beyzadem'in durumu öğrenip ışık hızıyla soluğum adamın evinde almasıyla olmuştu. Ona nasıl sarıldığımı hatırlıyordum. Bu korku ikimize de birbirimizin kıymetini fazlasıyla hatırlatmış gibiydi. Mihrimah tıpkı benim gibi bir iç çekip arkasına yaslandı. Bu sıralar iyice arttı bu kadına şiddet olayları. İnsan yakınına kadar gelince daha iyi anlıyor. Bir bitmediler dedi ağzının içinde öfkeyle mırıldanarak. Ertuğrul babam başını sallayarak elindeki çatalı tabağının kenarına bıraktı. Aradan saatler geçmiş olmasına rağmen hala tam anlamıyla sakinleşmiş değildim. Bal rengi gözleri kısıldı. Sadece kadına şiddet değil kızım, şiddet arttı. Bakma sadece yoğunlaşılan konunun kadına şiddet olduğuna. Kadın, erkek, çocuk, hayvan. Şiddet denen çığ her geçen gün büyüyor ve el ele verip onu durdurmak yerine kenara çekilerek kurtulmayı tercih ediyoruz. Simten Hanım kocası tarafından şiddet gören bir kadın. Hayri Bey karısı tarafından hem fizyolojik hem psikolojik şiddet gören bir adam. Mert, annesi veya babası tarafından her anlamda şiddet gören bir çocuk. Sokakta gezen bir köpek herhangi bir vatandaş tarafından hem şiddete hem tecavüze uğrayan bir hayvan. Şiddet her kesimde var. Ve bunu böyle görüp bir şeyler yapmamız gerek. Sessizliğe bürünüp dakikalar reş dünyamıza döndük her birimiz. Babamın dediği gibi el ele verirsek ancak dururdu bu yuvarlanıp büyüdükçe büyüyen çığ. Ondan korkmak yerine onu yeneceğimize inanmalıydık ve en alt kesim olan çocuklardan başlamalıydık bu harekete. Nitekim bu durumda ben ve benim gibi anaokul öğretmenlerine epey sorumluluk düşüyordu. Dakikalar yarım saati bulduğunda artık herkes doymuş, önümüzdeki tabakları yeden iyiye boşalmıştı derken Osman abi peçetesini kenara koyarken belli belirsiz bir tebessümle yaslandı arkamızına. ''Hadi biraz havamız değilsin. Dün gece rüyamda rahmetli Süleyman dedemi gördüm.'' dedi bakışları. Huzur dolu biçimde babasına çevrilirken, Ertuğrul babam çatık kaşlarını havaya kaldırmış abime bakmıştı. Daha evvel de dikkatimi çektiğine göre Ertuğrul babam babasına pek düşkündü anlaşılan, onunla ilgili bir mesele olduğunda bakışları bile değişiyordu. Amine annem tebessüm ederek bir iç çekti. Rabbim mekanlarını cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Hayrolsun Osman'ım dedi nazik haliyle. Osman abi düşünceyle gözlerini etrafta gezdiriyor ancak yüzünde hoş bir tebessüm taşıyordu. Annesinin sorusuna kayıtsız kalmayıp gülümsemişti. Amin annem. Geldi kucakladı beni. Keyfi pek yerindeydi. Ayrılırken avucuma bir büyük altın koyup güldü. Soyumuz soylansın Osmancık dedi gitmeden evvel. İkizlerin gelişi müjdelendi herhalde onlara da. Duyduklarımla tüylerim ürpermişti bir an. Bakışlarımız üşerti olarak birbirimizde şaşkınlık içinde dolaştı. Çünkü bundan saatler evvel benim odamda gülüşüp konuştuğumuz hayırlı bir haber anımsatmıştı buraya bize. Bakışlarımız şaşkınlık içinde dolaşırken bir an Nare tek kaşını havaya kaldırıp bize soru sorar gibi bakmıştı. Derin bir nefes alıp onaylar manada salladım başımı. Muazzez'e tıpkı benim gibi oğlumu cevap vermişti. Bu rüyadan sonra bu haberi vermenin tam zamanıydı. Nare usulca kalktı yerinden. Bugün benden sonraki öğrencisini iptal edip Muazzez'in yanına gitmiş ve kan testi verip ultrasona girmişti. Tam tahmin ettiğimiz gibi yola çıkan minik mucizemiz hem annesini hem de yengesini el sallamıştı. Şimdi ise Osman abiye haber vermek için hazırladığı küçük hediye kutusunu verecekti. Dolaptan aldığı kutuya gidip abimin önüne bıraktı. Bir an herkes susmuş ikisine bakıyordu. Nare titreyen ellerini birbirine sardı. Açsana Osman'ım dedi kısık bir sesle. Heyecandan titrediğini karşıdan anlayabiliyordum. Osman abi şaşkınlığa bürünen yüzüyle yavaşça kaldırdı kutunun kapağını. Nare derin bir nefes aldı. Bugün öğrendim ama Süleyman dedeye müjdesi daha evvel verilmiş ki dün gece sana hediyesini bile getirmiş. Dolu doluydu açık mavi gözleri. Osman abi elini uzatıp şok halinde ultrason kağıdını kavradı ve Nare'nin engel olamadığı bir inci tanesi yanağına damladı. Titreyen sesiyle fısıldadı. Bir kez daha baba olmaya hazır mısın yüreğimin yangını? Sonrasında
karnımın içindeki tekmeler ve zihnimde dün akşamın şen şakrak sesleriyle gözlerimi açmadan kıpırdandım yattığım yerde. Aklım hala Osman abinin bebeği öğrendiği ve Nare'ye sarılıp alnından öptüğü o anda kalmıştı. Öyle mutlu olmuştu ki gözleri mutluluk gözyaşlarıyla ışıldamıştı. Biz de boş durmamıştık tabi. Sağ olsun Mehmet abi ve Muazzez'in başlattığı alkış tufanı neşemize neşe katmıştı. Bir ara kocamın beni izleyen bakışlarını fark etmiş, yüzündeki huzur dolu tebessümle bir bana bir karnıma bakmasına mutlulukla gülümsemiştim. Biz günden güne kalabalıklaşan mutlu bir aileydik. Mayışık bir tavırla kollarımı yatağın boş kısmına uzattım. Dün gece yine kocaman, karnım sıya bile zor uyumuştum. Doğum için hala vakit vardı. İlk doğum olmadı münasebetiyle de geç doğabilirler demişti Muazzez. Zaten hiçbir beyt olmaması da buna kanıttı. Ama ben günden güne ağırlaşıyor ve anne olmak için sabırsızlanıyordum. Doğum başlasın diye içmediğim bitki çayı kalmamıştı. Yetmezmiş gibi yalının merdivenlerine defalarca çıkmış, bacaklarımı arttığımla kalmıştım. Yoktu. Beyefendilerin doğmaya niyeti yoktu. Uzattığım elimin sivri bir cisme takılmasıyla açılmıştı gözlerim. Gerkilerek doğruldum yerimden. Yatağın Bayezid'in yattığı tarafında kocaman bir buket pembe şakayık bana hal diliyle günaydın diyordu. Ağız dolusu bir tebessümle uzanıp kollarıma aldım buketi. Üzerindeki kart görmemişin özellikle önlere konumlandırılmış gibiydi. Alıp hemencecik açtım. Bugün seni yıllar sonra tekrar gördüğüm gün. Tanışma yıl dönümümüz olarak mı kabul etsek? Demek bir yıl olmuştu bile. Sevdiğimle geçen koca bir yıl. Onunla aynı çatı altında yaşadığım, aynı yastığa baş koyduğum günler, aylar. Mutluluk dolu bir kıkırtı kaçtı ağzımdan. Yataktan ayağa kalkıp telefonumu bıraktığım konsola doğru ilerledim. Lakin paytak adımlarım telefonumun yanında gördüğüm lacivert kadife kutuyla aniden durmuştu. Gözlerimi beklemediğim bu şeyle kocaman açılırken uzanıp avuçlarıma aldım kutuyu, kapağını olabildiğince kibar bir tavırla açtım. İçindeki tek taş yüzük çenemin adeta karnıma düşmesine sebep olmuştu. Buna şey demezler miydi kafam kadar? Yüzüğü alıp bir iç çekişle taktım parmağıma. Ölçüsünü de tam tutturmuş, oldukça güzel hazırlanmıştı bugüne. Gözüme takılan şeye uzanıp kutunun altında kalmış küçük kartı elime aldım. Bir not daha vardı bana yazdığı, sadece bu notlara bile sevinebilirdim oysa ki. Beyza'dan benim için yazmıştı. Evlenme teklifi aceleye gelmişti. Telafi etmek istedim. Menevişleriyle ruhuma sızan, bana hakiki aşkı tattıran kadınım, ömrüne talibim. Okuduğum cümlelerle doluverdi gözlerim ve göz pınarlarında kalamayan inci taneler sırayla dizildi yanaklarıma. Ne yapıyordu bu adam böyle bana? Kalbime kastı mı vardı? Böyle bir mutluluk yaşayabileceğimi hiç sanmazdım. Hele ki ailemi kaybettiğim o günlerde. Yüzüğü taktığım parmağımın fotoğrafını çekip bu altını büyük harflerle evet yazarak gönderdim kocama. Erken çıkmamış olmasını ve bu yüzüğü takarken yanımda olmasını isterdim ama böylesi de güzeldi. Ondan gelen her şey güzeldi. Birkaç dakika daha yüzüğüm ve şakayıklarımla aşk yaşadıktan sonra çarşabuk yatağımı toplamış, üzerimi değişmek için giyinme odasına geçmiştim. Bu geç uyanmalar artık canımı sıkmaya başlamıştı. Neyse ki yakında bebekler doğacak ve hayatımız değişik ve macera dolu bir düzene kavuşacaktı. O günleri heyecanla bekliyordum. Üzerimi giyip giyinme odasından çıkarken kapının tıklatıldığını duymuştum. Bu ürettiğimde başını içeri uzatan canı Meltem Muazzez'di. ''Uyandın mı kızcem? Nasılsınız bugün?'' dedi. İçeriye doğru ahiste adımlarla girerken. Elimi uzatıp hal diliyle koltuk takımına doğru buyur ettim. Elindeki küçük çanta dikkatimi çekmişti. Gelip oturmuş ben de yanına geçmiştim. ''İyiyiz Elticiğim. Hatta fazlayız.'' Dediğin gibi bu küçük beylerin hiç gelmeye niyeti yok dedim. Elimi şişkin karnımda gezdirerek. Tebessüm ederek elini uzatmış. O da karnımı sevmişti. ''Sahi.'' dedim bir an duraksayarak. Başımda küçük çantayı işaret ettim. ''Bu şanta da ne?'' Sorduğum soruyla sevgili hatim ciddileşmiş, eliyle bana bir saniye müsaade et işaret edip küçük çantasına uzanmıştı. Fermuarını açıp şimdikleri bir sehpanın üzerine boşaltmaya koyuldu. Evvela bir tansiyon aleti çıkmış, sonra şeker ölçüm cihazı ve değişik tanımadığım bir alet. Portatif bir NST'ye benziyordu. En son çıkışta ise bir stetoskop olmuştu. Muazzez onu boynuna takıp ani ciddi yüzüyle bana dönmüştü. ''Evet Nevel Hanım, şu an eltiniz Muazzez değil, doktorunuz Muazzez konuşuyor. Eşiniz Bayezid Bey'in ricası üzerine sizi muayene edeceğim dedi. Olabildiğince havalı bir tavırla. Dudaklarımı birbirine bastırıp gülmemeye çabaladım. Bir tek önlüğü eksikti zaten. O ise tıpkı benim gibi yürüyüşünü zor tutuyor ama arada tek kaşını havaya kaldırıp yüzme ters bakışlar atıyordu.
Sonunda başımı sallayarak oyununa dahil oldum. Peki doktor hanımcığım, lakin önce bunun nedenini öğrenebilir miyim? Yani ben gayet iyi hissediyorken bu özel kontrol de nereden çıktı dedim fazlasıyla ciddi bir tonda. Bir an durmuş, karşılıklı bakışmıştık. Ve içinde zorlukla tuttuğu kahkahalarını koyuveren tabii ki Muazzez olmuştu. Omzuma şaka mahiyetinde vurarak kendini geriye atmıştı. Kız senin buzdolabı kocan sürpriz mi ne hazırlıyormuş ondan kontrol ediver dedi. Adamın sürprizinin ortasında doğru verme diye. Kahkahalar arasından söyleyebildikleri beni güldürmek yerine donup kalmama sebep olmuştu. Bir sürpriz daha mı vardı yani? Şakayıklar, tek taş ve bir sürpriz daha. Bugün benim hayatımın en mutluluk dolu günü olabilir miydi acaba? Merakla sırıtıp derinden bir iç çektim. Akşama kadar dayanacaktım artık çaresiz ama önce şu kontrolleri yapmak mantıklı olacaktı. Kıyafetimin kolunu güzelce sıyırıp tansiyon aletini takması için Muazzez'e doğru uzattım. Peki madem dedim hevesle. Yapalım şu kontrolleri. Sonrasında giydiğim pembe tülden elbisemin eteklerini tutarak çıktım yanının kapısından. Hava soğuk olduğu için omzuma yapay kürklü ceketimi atmış, başıma da elbisemin renginde düz bir şal takmıştım. Muazzez'in yaptığı kontroller bize yine bir doğum belirtisi vermeyince bu akşamlık küçük bir kaçamak yapmak için engelimiz kalmamıştı. Bununla kalmayıp yarın döndükten sonra bir defa daha hastaneye gitmeyi ve haftaya diye planladığımız sezaryen ameliyatını kesinleştirmeye konuşmuştuk. Kısmet olursa haftaya bugün yavrularımız kucağımızda olacaktı. Sağlıkla gelsinler de. Minicik topukları olan ayakkabımın üzerinde usulca yürüyerek adımladım arabaya doğru. Ben yaklaştığım an ön kapı usulca açılmış, Beyzadem siyah takım elbisesi ve siyah gömleğiyle ağır ağır inmişti aşağıya. Bu heybetli görünüş karşısında içim erirken bir iç çekerek ayakta durmayı başarmıştım. Benim kısa boylu yarım dünya görünüşümün aksine o fit ve yapılıydı. Sırf bu yüzden onu kömürlükte saklayasım geliyordu bazen. Bana doğru adımlamış, elime uzanıp üzerine kibar bir buse kondurmuştu. Açık kalan ağzımı zorlukla kapattım. Pek bir centilmendik bugün. Çok şıksın dedim bakışlarım onu baştan aşağı beğeniyle süzerken. Dediğimle ceketini düzeltmiş ve göz ucuyla yalıya doğru bir bakış atmıştı. Ve aniden belime dolanıp kendine yaslamıştı kolu beni. Elim şaşkınlıkla omzunu kavradı. Yüzünü bana doğru yaklaştırıp bakışlarımın odağı dudaklarım olurken yandan çapkın bir gülüşle fısıldadı. Bırakalım centilmenlik dozunda kalsın yavrum. Sen bu güzellikte ortada fazla salınma da arabaya bin. Hah, çok mu uzun sürmüştü centilmenlik ve benim kocam? Zaten yan yana gelmesi imkansız bir ikiliydi. Ama neyse ki ben onu böyle daha çok seviyordum. En azından o buzdolabı görüntüsüyle konuşurken bakışları elalarım ateşler saçabiliyordu. Ve bir tek bana. Gözlerimi devirip muzip bir kırtıyla arabaya bindim. Ufak bir çanta hazırlamış, onu da hastane çantalarıyla bagaja koydurmuştum. Ne olur ne olmaz diye her yere o çantalarla geziyorduk malum. Uzun sürmemişti yol. Ya da Beyzadem'le hoş bir muhabbete girdiğimizden ben anlamamıştım. Lakin döne döne tırmanmış yüksek bir yere çıkmıştık. Biraz daha yaklaşınca buranın daha evvel geldiğimiz dağ evi olduğunu fark etmiştim. Başka yer değil de burası olması güzeldi. Ve hatırası da vardı. Epey soğumuş bir havada arabadan inip hızlı adımlarla girdik içeriye. Hava kararmaya yüz tutmuş ama içerisi loş bir ışıkla aydınlıktı. Bu loşluğun yanan şömine ve etrafa dizilmiş mumlardan olduğunu ise ancak içeriye tam anlamıyla girince fark etmiştim. Sıcacık salonda ceketimi çıkarıp koltuğun üzerine bıraktım. Her yer ışıl ışıl mumlar, pembe şakayıklar ve güllerle doluydu. Ellerimi birbirine dolayıp çenemin altına yasladım. Bayezid, sen neler yaptın böyle dedim kendi kendime konuşur gibi bir tonda. Arkamdan yaklaşıp kollarını bana belime sarmıştı. Ceketini çıkartıp gömleğinin kollarını kıvırdığını yeni fark ediyordum. Dudakları boynuma doğru sokulup örtünün gizlediği gerdanıma uzun bir öpücük bıraktı, gözlerimi kapatıp tebessüm ettim. Her dokunuşunun kalbimde depremlere neden olduğunu bir bilseydi. Evlilik yıldönümümüz küçük beler sebebiyle sönük geçecek. İkisi bir arada olsun istedim dedi kulağımın dibinde mırıldanarak. Ellerini belimden kaydırıp karnımın üzerine yasladı. Güzel bebeklerim bu gece anne babasına müsaade etmiş gibi sessizdi. Usulca döndüm ona doğru. Kollarımı boynuna dolayıp ikizlerin müsaade ettiği kadarıyla sarıldım. Her şey o kadar güzel ki nasıl mutlu olduğumu anlatmaya cümleler yetmiyor dedim mırıldanarak. Avuçları sırtımda okşar gibi gezinmiş ardından yavaşça benden ayrılıp elimi sıkıca kavramıştı. 40 yıl düşünsem onunla böyle anlarımız olacağının hayalini kuramazdım. Elinden tutup masaya götürmüştü beni. Mumlar arasında hazırladığı siyah tabaklar, ortadaki kapaklı tepsiler açıldığında tam manasıyla bir sofra görünümüne kavuşmuştu.
Sandalyemiş gibi oturmama yardımcı olmuş, sonra da mesleğini bir kez daha konuşturup bana yaptığı yemekleri servis etmişti. Bir çatal aldığımda lezzetinden kocamın elinin değdiğini anlayabiliyordum. Keyifli yedik yemeklerimizi. Kısa sohbetler eşliğinde süren sofra başı muhabbeti Beyzadem'in telefonunun çalmasıyla duraksamıştı. O ise hiç bozuntuya vermemiş, aramayı reddedip telefonu masanın üzerine bırakmıştı. Üstünde durmamış gibi devam etmişti cümlesine. Ve lafımız bitmeden bir mesaj sesi daha duyulmuştu. Yine dönüp bakmamıştı Bayezid ama bu durum benim canımı sıkmaya başlamıştı bile. Kadınsı hislerim anında devreye girerken muhtemelen gerginliğe bağlı bir kasılma girivermişti belime. Yüzüme eşitmeden bir nefes alıp kesik kesik üfledim. Neyse ki çarçabuk geçmişti. Derken bir kez daha duyulmuştu telefondan mesaj bildirim sesi. Bu kez Beyzadem telefonu eline almış, kısa bir şeyler yazıp göndermişti. Sonra da ayaklanıverdi birden. ''Tatlı zamanı'' dedi belli belirsiz bir tebessümle. Yapmacık gülümsememle başımı salladım. Kafam şu ardı ardına gelen mesajlara takıldığı için ana odaklanamıyordum. Beyzade mağar adımlarla mutfağa doğru gitmiş. Biz ise telefonuyla baş başa kalmıştık. Gözlerimi kısıp bir düşmana bakar gibi baktım küçük alete. Alıp karıştıracak mıydım? Asla, ben kocama güveniyordum canım. Derken bir daha duyuldu mesaj sesi. Ve ekranda beliren ismi görünce telefona nasıl uzandığımı bilemedim. Beynimin içinde aylar evvel gördüğüm o korkunç rüya ve şirkete gittiğimde gördüğüm kadın beliriyordu. Şifre olmamasını mutlulukla karşılayıp hızlıca açtım ekran kilidini. Nida Hanım'dan bir mesaj. Kusura bakmayın, müsait olmadığınızı düşünmeden görüntülü aradım. Yönetime gelen teklif dosyalarının son halini gösterecektim. Bayezid'den mesaj. Onlarla ben değil Melek Bey yeğeniyor. Onunla iletişime geçebilirsiniz. Nida'dan mesaj. Kendisi gördü ama ben sizin de görmek isteyeceğinizi düşünmüştüm. Neyse, iyi akşamlar dilerim Bayezid Bey. İstemsizce kısılmıştı bakışlarım. Bu kadın gecenin bu saatinde kocamı görüntülü arama cesaretini nereden buluyordu böyle? Üstelik onun değil de bir başkasının ilgilendiği dosya için bu ne ısrardı? Telefonu yerine bırakıp dişlerimi birbirine bastırdım. Aklıma gelen şeyler pek hayır değildi ne yazık ki. Dakikalar sonra gerginliğin etkisiyle tekrar bir kasılma gelmiş ama ben bu durumu problem yapıp Beyzadem'i yok yere suçlamak istemediğim için sessizce nefes almakla yetinmiştim. Zaten daha birkaç saat evvel Muazzez muayene etmiş ve doğum için hiçbir belirti olmadığını söylemişti. Stres sadece beni değil bebeklerimi de etkiliyordu. Bu gecelik bu konuyu daha fazla düşünmemeye karar vererek muazzam lezzetli tatlıma odaklandım. Her çatalda keyfim tekrar yerine gelir gibiydi. En sevdiğim tatlıyı yapmış olması da gözümden kaçmayan bir ayrıntıydı. Bir an masanın üstünde duran elimin sıcak bir avuç tarafından kavrandığını hissettim. Gece karıları derin kuyular gibi karşılamıştı elalarımı. İçtenlikle gülümsedim. Bu gece çok mutlu ettin beni. Senden hiç beklemediğim şeylerdi bunlar, ne yalan söyleyeyim. Yani tarzın değil diyelim. Dediğime gülerken imayla kaldırmıştı tek kaşını havaya. Öyle güzeldi ki ay misali çehresi. Her geçen gün ona bir kez daha aşık olduğumu hissediyordum. Geceleri loş ışıkta izliyordum onu. Uzun ve sık kirpikleri kırılıp tenine yaslanırken uyku mahmurluğuyla büzülmüş dudakları en masum yanına hayran bırakıyordu beni. Ayağa kalkıp yavaş ilerledi konsola doğru. Ne yaptığını anlamak için merakla onu izliyordum. Derken eski pikap çalışmış, Kayahan'ın o çok sevdiğim şarkılarından biri doldurmuştu salonu. Beyzadem dönüp geldi yanıma, o imalı gülüşü hala dudaklarındaydı. Elini bana doğru yine centilmen bir tavırla uzattı. Bekletmeden kabul ettim dans teklifini. Kollarımı boynuna dolayıp heyecan dolu bir gülüşle baktım yüzüne. Şarkının ritmine göre hareket etmeye başladı bedenlerimiz. Seninle her şeye varım ben. Sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm seninle. Sen iste, canım senin olsun. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Cayarsam senden beni şu ateşe atabilirsin. İnanamıyordum bu vaziyette olduğumuza. Beyzadem'in böyle irice güldüğüne, benimle dans ettiğine inanamıyordum. Hele şarkının beni şu ateşe atabilirsin kısmında başıyla şömine işaret edişi, öldüm de cennete mi düştüm diye düşündürüyordu bana. Derken şarkının müziğiyle bir an kollarımızı havaya kaldırıp kendi etrafımda bir tur attırmıştı bana. Kahkahalara boğulmuştuk ikimiz de. Bu kez aramızda ikizler olmadan arkamdan sarılıp bana sarmıştı kollarını. Bedenlerimiz hala müziğin ritmine sallanırken kulağıma doğru sokulmuş, o tok sesiyle şarkının sözlerini söylemeye başladım. Sen benim için teksin bu dünyada. Meleksin, bebeksin, her şeyimsin benim. Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla. Doyulmaz balımsın, kelebeksin.
Etrafımızda yanan mumlar, pembe şakayıklar ve bu güzel şömine ateşi. Rüya gibi. Hatta rüyalardan da güzel bir geceydi. Beyzadem dans ediyor, yetmezmiş gibi bir de şarkıya eşlik ediyordu. Peki ya kelebeksin dedikten sonra yanağıma kondurduğu Buse? Ömrümce unutmayacaktım bu geceyi ve tekrar beni kendi etrafımda döndürüp ona çevirmişti. Şarkı sırası bendeydi bu kez. Elleri belimdeki yerini alırken ben uzanıp yanaklarına dokunmuştum. Sen benim için sıcak bir güneşsin. Bugünlerim, yarınlarım, her şeyimsin benim. Göstermesin Tanrı, yaşatmasın bana. Nefes bile alamam yokluğunda. Dayandı alınlarımız birbirine. Huzurun resmini çiz deseler, yalnızca şu anı çizerdim. Onun kollarında, karnımda onun evlatlarını taşırken hayatımın en mesut anlarını yaşıyordum. Dudaklarıma kondurduğu küçük Buse'nin ardından başımı yaslamıştım kaslı göğsüne. Varlığı ruhuma en büyük hediyeydi. Kalbinin atışı ömrümün bereketi derken bir an cam kapıdan dışarı takılmıştı gözlerim. Heyecanla yırdım kollarından. Bayezid, şuraya bak, kar yağıyor dedim büyük bir hevesle. Çiçekleri severdim ben. Ilık havayı, kırlarda koşmayı ama en çok yağan karı izleyip altında Beyzadem'le el ele dolaşacağımız o günü hayal etmeyi. İşte şimdi tam zamanı değil miydi? Muhtemelen yarına bir kar tanesi bile kalmayacaktı ve biz bu fırsatı kaçırmamalıydık. Dönüp sıkıca kavradım büyük elini. Hadi dedim sevindirik bir sesle. Hadi yağan karın altında yürüyelim sevgilim. Sonrasında sarındığım yumuşak battaniyeyle şömineye karşı huzurlu oturuyordum. Saçlarımın büyük kısmı kurumuş, taramadan kuruttuğumdan doğal buklelerim omuzlarıma serilmişti. Saat neredeyse sabah namazı vakti nereşecekti ve biz bu gecenin bitmesini istemezmiş ki uyumayı hiç düşünmemiştik. Dakikalar sonra ıslak saçları alnına dökülen Beyzadem merdivenlerin başında belirivermişti. Aşağıya inip teklifsizce girdi battaniyenin altına. Soğuk bedeni tenimin ürpermesine sebep olmuştu. Yine de iyice sarındım ona. Sırtımı göğsüne yaslayıp başımı çenesinin altına sığdırdım. Bacaklarının arasında kucağında oturur gibiydim. Çok değil, yarım saat evvel vuslata ermiş bu bedene ömrüm geçse de doyamayacak gibiydim. Başımın tepesine koklayarak bir öpücük bıraktı. Uyumamışsın güzelim, iyisin değil mi? Ağrınsızın yok. Gözlerimi yan odunlardan bilhassa ayırmadan başımı iki yana usulca salladım. Bu gece garip hissettiren kasılmalar yaşamış ama bir türlü ne olduğunu anlayamamıştım. Elle tutulur bir ağrım olmadığından endişelenme gerekçini mi de duymuyordum. Yalnızca karnımın alt kısmında bir ağırlık var gibiydi. O da yorgunluktan olabilirdi. Birkaç dakikalık sessizliğin ardından kıpırdandım kucağında. Başımı hafifçe kaldırıp yüzüne baktım. Hep ben anlattım. Bu kez de sen anlat beni ilk görüşünü dedim kısık bir mırıltıyla. Babasından masal bekleyen küçük bir kız çocuğundan halliceydim şimdi. O ise bu gece beni mutlu edecek her şey evet demiş gibiydi. Madem bugünün tanışma yıldönümümüzdü, o zaman o günü bana anlatmalıydı. Başını hafifçe eğip yanağını yanağıma yasladı. İlk önce pazarda görmüştüm seni. Soğuktan üşümüş pamuk şekeri yanaklarınla tezgahı düzeltiyor, sana soru soran herkese gülümsüyordun. Bir an kendimi sana bakıp tebessüm ederken bulmuştum. Hem tanıdık hem de bir o kadar da yabancıydı Siman. Ama sonra dedi ve bir nefes çekti içine ama sonra Zeynep'i görüp evli olduğunu düşünmüştüm. Pişman oldum, utandım sana öyle baktığım, bakıp dalıp gittiğim için. Zeynep, adını duyunca bile burnumun direği sızlıyordu güzel kızımın. Daha dün gürültülü konuşmuş olmamıza rağmen fazlasıyla özlediğimi hissetmiştim. Neyse ki onu görmek istediğimi söylemiştim ve bakacağının bu dileğimi asrına iletecekti. Beyzade malıma düşen bir bukleyi kibarca kenara çekti. Sonra gelip bir at kalmıştım tezgahtan. Taktığım an burnuma beni bir şeyleri hatırlatmaya zorlayan güzel bir koku dolmuştu. Eğer o gün bilseydim atkının üzerinden o kokunun sana ait olduğunu, döner tezgahta ne kadar atkı varsa hepsini alırdım. Benden başka kimse duymasını isterdim. İçten bir tebessümle kapattım göz kapaklarımı. Anlatışı bana masal gibi geliyor, kokusu ve sıcaklığıyla iyice mayışan bedenim hafifliyordu. Rabbimin hikmetine bakın ki benim ördüğüm atkıyı sevdiğim adam benden habersizce boynunda gezdirmişti. Ve ben bunu şimdi öğreniyordum. Tebessümüm iyiden iyiye yayıldı dudaklarıma. Sonra da yaslandığım güvenli bedende huzur dolu bir uykuya daldım. Sonrasında bir ağrı vardı bedenime yayılan. Öyle bir ağrı ki dudaklarımdan firar eden inlemem beni derin uykumdan uyandırmaya yetmişti.
Zorlukla kalktım yattığım yerden, ağrı geldiği an nefes dahi alamıyor, hareket etmekte zorlanıyordum. Bacaklarımın arasındaysa inanılmaz derecede bir baskı vardı. Neydi bu böyle? Doğum sancısı mı? Ha, ama olmazdı ki, daha dün bakmıştım Muazzez ve bir belirti yoktu. Kasılmanın azaldığı an zar zor ayağa kalktım, göbeğim sanki pat diye yere düşecekmiş gibi aşağıya inmişti, normale yakın olan yürüyüşüm şimdi tam manasıyla bir penguen andırıyordu. Duvara tutunarak odanın kapısına doğru yürüdüm. Beyza'dan beni uyuduktan sonra kucağına alıp üst kata çıkarmış olmalıydı. Nasıl uyuduysam hiç duymamışım bile. Ağrılar hafiflediği anı fırsat bilerek hızlıca merdivenlere çevirdim yönümü. Korkudukları elim mengene gibi yapışmış, bir kaza bela gelmeden aşağı inmeye çalışıyordum. Derken bir anda tekrar gelmişti o kasılma. Ve elbette yanındaki inanılmaz ağrısıyla. Çömelir gibi iki elimle korkuduklara tutundum ve derin nefesler almaya başladım. Artık doğumun başladığına emin olmuştum. Sancı sıklığı epey artmış, 10 dakikada bir doğum dalgası geliyordu. Bir an evvel çıkıp hastaneye gitmeliydik. Bir nebze olsun ağrının azaldığını hissettiğim denmeye devam ettim merdivenlerden. Bir yandan da etrafa bakınıp kocamı arıyordum. Neyse ki merdivenler ise asalem aşmış, aşağıya ulaşmıştım. Kesik nefeslerle bakındım etrafıma. Derken bahçe kapısı hırsla açılmış, Bayezid elinde tuttuğu telefonla içeri girmişti. Yüzümde bir korku ifadesi belirirken soru sorar gibi baktım yüzüne. Öfke dolu bir nefes üfledi. Kar bütün gece durmadığı için yollar kapanmış. Araba arızaya geçti. Çalışmıyor. Resmen mahsur kaldık burada, dedi sinir dolu haliyle. Beynimden vurulmuş gibiydim. Ne düşüneceğimi bilmiyordum. Rüya gibi bir geceden kabus dolu bir sabaha uyanmıştım. Peki ya şimdi ne olacaktı? Derken Beyzadem'in bende gezen bakışları büyük bir şaşkınlıkla takıldı gözlerime. Kasılmalar tekrar gelirken bu kez akan sıcak bir sıvı hissetmiştim bacaklarımda. Bakışlarım bir an yere, sonra da Bayezid'in siyah gözlerine çevrildi. Ben, dedim kekiler gibi bir şekilde. Aniden gelen kasılmayla iki büklüm olurken tiz çığlığım yankı buldu taş duvarlarda. Ve inleyerek bağırdım. Ben doğuruyorum Bayezid. Sonrasında doğuruyordum. Resmen daha başında mahsur kalmış ve burada doğuruyordum. Şaka değil de neydi bu? Şaka gibi bir gerçekti. Üstelik korkunç bir şaka. Çığlığım daha evvelin tüm odalarında yankı bulurken Bayezid halen donmuş gibi bakıyordu yüzüme. Ya ne dediğimi anlamıyordu ya da adama kal gelmişti. Derken bir çığlık daha fırladı dudaklarımın arasından. Bu çığlık kocamı kendine getiren şey olmuştu işte. Anında yanımda biterken beni belimden tutup koltuğa doğru yönlendirmişti. Kesik kesik nefesler alıyor, tuttuğum koluna adeta tırnaklarımı geçirip inliyordum. Bayezid bir şey yap dedim acı dolu bir sesle. Gözlerimden yaşlar çektiğim sıkıntıya iş hızlıca damlıyordu. Bebekler geliyor Bayezid bir şey yap. Önümde ayakta durmuş bir sağa bir sola bakıp nereye ne yapsa diye düşünüyordu. Elleriyle yüzünü hızlıca sıvazladı. Arabanın bozulmasıyla tüm planlar devre dışı kalmıştı. Olası bir doğum halinde en yakın kaç hastane var onu bile belirlemiştik oysa ki, üstelik en yakın köy bile kilometrelerce uzaktaydı. Derken hızlıca cebinden telefonu çıkarıp kulağına yasladı. Muhtemelen yardım çağıracaktı ve umarım bir an önce yardım gelirdi. Çünkü bu ağrıların dayanılacak hali kalmamıştı. Uykumdan uyanıp bir anda doğum sancısının içine düşüvermiştim. Mehmet, çıktınız mı? Acele edin, ne var doğuruyor? Bilmiyorum oğlum, kız çığlık çığlığa sancı çekiyor işte. Tamam tamam, sen bas gaza hadi çabuk. Telefonumu kapatıp geldi ve dizlerimin önüne çöktü. Öyle bir ağrı dolaşıyordu ki bedenimin her hücresinde acı hissediyordum. Tek eli bana güç vermek ister gibi elimi avucuna alırken diğer eliyle saçlarımı geriye çekip terle ıslanan yüzümü okşadı. Güzelim dayan, dayan bak, Mehmet ve Muazzez geliyorlar. Yetişeceğiz hastaneye, tamam mı? Sık dişini. Diş sıkmak mı? Birbirine bastırdığım dişlerimi neredeyse kırmak üzereydim. Sıkıca tuttuğum elinden çekip zorlukla ayağa kalktım. Oturduğum an ağrım bir miktar artmıştı. Doğum sürecinde hareket etmenin yararlarının olduğu bir an belirmişti kafamda. Bayezid'in koluna tutunup tek elim belimde dolaşmaya başladım. Ama sancılar öyle sıklaşmıştı ki aralarında değil dinlenmek, nefes zor alıyordum. Ve ağlıyordum. Hiç böyle bir doğum hayal etmemiştim. Yanımda Amine annem, Nare ve en önemlisi Muazzez olacaktı. Hayır, hayır bu değildi. Dakikalar geçmiş, ben acıdan ve ağlamaktan adeta harap olmuş, Bayezid defalarca Mehmet abi arayıp nerede kaldıklarını sormuştu. Bize dakikalar saat gibi geçiyordu, korkuyordum. Ya yetişemezsek, ya yavrularıma bir şey olursa diye çok korkuyordum. Bir anda beni ayakta durmaktan da alıkoyan bir sancı girmişti belime. Öyle ki sancıya hiç bu kez muazzam derecede bir ıkınma hissiyatı geliyordu içime.
Bayezid'in yardımıyla koltuğun ucuna eriştim. Ben sancıdan, o stresten belki de litrelerce ter atmıştık. Ne oldu? Ne oldu? Ne var? Ne oldu? Dedi adeta korkuyla bağırarak. Ikınma hissi korkutuyordu beni. Muazzez'in daha evvel verdiği doğum eğitimlerini düşünüyor ve bu ıkınma hissinin artık bebeğin geliş habercisi olduğunu hatırlıyordum. Ama bebeğim ters duruyordu benim. Bu şekilde doğması çok çok zordu. Ağlayışım artık ışkırıklara dönmüştü. Bebek geliyor, geliyor Bayezid dedim haykırarak. Kendimi sıkıp ısrarla ıkınmamak için çabaladım. Geliyorlar dem, kurtaracaklar ve bizi bir hastaneye yetiştirecekler de öyle değil mi? Az evvel çekmediği için kapanan telefonları açılmış olacak ki Muazzez arıyordu. Bayezid hızlıca hoparlörü açtı. Geliyormuş. Ne yapacağız biz? Geliyor bebek. Ne olacak şimdi? Sancımın nebze azalmış, başımı geriye atıp derin derin nefes alarak güç toplamaya çalışıyordum. Bayezid'in durumu anlatışı üzerine Muazzez de tıpkı benim gibi endişeye kapılmıştı. Bebek tersti ve bu durum normal doğumu zora sokardı. Üstelik ikiz bebeklerdi. Neval dedi Muazzez telefonun ucundan bana seslenerek. Neval, sana doğum muayenesini gösterdiğim şekilde kendini muayene etmeni istiyorum. Hadi kuzum, muayene et kendini ve bana ne durumda olduğunu söyle. Hadi bir gayret. Sakin kalmam lazımdı. Sakin kalmam ve yönlendirmelere uymam lazımdı. Slash geceliğimin altından yapabildiğim kadarıyla kendimi muayene etmeye çalıştım. Bunu ancak yere çömelmiş vaziyette yapabiliyordum ve bu pozisyon beni şaşırtıcı derecede rahatlatmıştı. Hissettiğim şeyle iyice açıldı gözlerim. Saçları, dedim çığlık atarak. Saçlarını hissediyorum Muazzez. Bunu yaşadığıma inanamıyordum. Bebeğimin saçlarını hissediyordum. Muazzez sevinç dolu bir çığlık attı. Dönmüş, doğum pozisyonu almış. Geliyoruz biz. Biz geliyoruz. Orada olacak doğum, vakit yok. Sen rahat ettiğin şekilde beklene var. Bayezid, sen de doğum olacak yeri ayarla. Yere battaniye falan, sert temiz havlu, sıcak su. Alo, ne var ses? Kesildi telefon. Bir kez daha at düşmüştü. Dağ yolu ve kar yağışı nedeniyle ne Mehmet abinin ne de Muazzez'in telefonu çekmiyordu. Bayezid adeta kurgulanmış bir robot gibi dışarı fırlayıp arabadan hastane çantalarını getirdi. Ellerini başının üzerine yaslamış, başka 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 diye sayıklayarak ne yapacağını hatırlamaya çalışıyordu. Ömrümde onu böyle tıraşlı göreceğime imkan vermezdim. Havlu, battaniye dedim inler gibi bir sesle. Duyduğum merdivenlerden yukarı fırlamış, saniyeler içinde iki havlu ve bir battaniye ile geri dönmüştü. Tek eksik Muazzez'in istediği sıcak suydu. Bunun için de koşar adımlarla mutfağa gitmişti. Bu esnada kesilen sancı bana adeta nefes almam için müsaade etmiş gibiydi. Başımı koltuğa yaslayıp sırtımı arkamdaki yastıklara iyice dayadım. Yerde battaniye üzerindeydim. Kıpırdamaya mecalim yoktu. Derken bir anda yanımdaki telefonumun sesini duydum. Ekrandaki isim bana bu durumda can simidi olacak tek kişiydi. Anne diye can hıraş bir vaziyette açtım telefonu. Amine annemin sesini duymak bile bana çok büyük destek olacaktı. Anne çok korkuyorum anne. Ya bebeklerime bir şey olursa nasıl yapacağım, nasıl doğuracağım burada anne? Işkırıklarım inlemelerime karışıyordu. Lakin Amine annem her zamanki gibi sakindi. Sesini duyunca benim de huzur kaplamıştı içimi. Allah'ın izniyle doğuracaksın kızım. Korkma. Hem Rabbine, hem kendine, hem de evlatlarına güven. Bak göreceksin o zaman nasıl geçecek tüm mihnetin. Unutma, Rabbim sana bedeninde iki evlat büyütmek için izin verdiyse, doğurman için de gerekli donanımı vermiştir. Dua et, zikret. Biz senin için dua ediyoruz. Kur'an okuyoruz burada. Sen de ona sığın yavrum. Kapandı telefon. Nedenini bilmediğim bir şekilde telefonum tamamen kapanmıştı. Yalnızlık artık. Rabbimden başka bize yardım edecek kimse yoktu. Nitekim o varken cümle kalabalığa ihtiyaç var mıydı ki? Sabredecektim. Dua edecektim. Rabbim yardım edecekti, biliyordum. Derin derin nefesler alıp kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Ve sakinleştikçe anladım bedenimin dilini. Rahmim kasılıyor, doğmak için uğraşan evlatlarıma adeta yardım ediyordu. Çığlık atmak, ağlamak ve bağırmak yerine sadece bedenime yardım etsem geçecekti belki. Avuçlarım yerdeki battaniyeyi kavrayıp yumuşak kuma sıkarken gelen ıkınma hissini bu kez reddetmedim. Ya Fettah dedim sıkıca bastırdığım dişlerim arasından. Sen kapıları açan, yol gösterensin Rabbim. Evlatlarımın yolunu aç. İstemsizce bir damla gözce süzüldü yanağıma. Lakin bu kez acıdan değildi. Teslimiyettendi. Ikınma hissi ardı ardına gelirken kesilen doğum dalgaları arasından kesik nefesler alıyor Muazzez'in anlattığı doğum eğitimini düşünüyordum. Zaten Rabbim öyle bir beden vermişti ki bizlere. Yalnızca onu içgüdülere göre yönlendirmek yeterliydi. Bu esnada Bayezid bir kova sıcak su getirmiş, kovayı kenara bırakıp ter içinde kınan benim yanıma çökmüştü. Güzelim, sık dişine az kaldı. Geliyorlar, ne var az kaldı dayan diyordu telaş içinde. Ama benim gözlerim kararlılıkla döndü ona. Çektiğim acıya değil,
Evladımın hareketlerine odaklamıştım kendimi. Bayezid sıkıca tuttuğu elimden destek alarak bir kez daha kuvvetlice ıkındım. Alnıma yapışan ıslak saçlarımı geriye çekmiş, kızarmış gözleriyle elime, başıma öpücükler bırakıyordu. Ağlıyordu. Bayezid ağlıyordu. Affet beni, aptal kafam. Getirmemeliydim seni dağ başına. Acıdan kıvranıyorsun ve sadece seyrediyorum. Allah kahretsin beni. Konuşamıyordum. Konuşabilsem bunun da bir imtihan olduğunu anlatacaktım. İsterse ben teknolojik hastanede olayım, çekeceğim varsa yine çekecektim diye söyleyecektim. Bunun yerine sadece aklıma gelen ayetleri tekrarlıyor, besmele çekip Allah diyebiliyordum. Ve işte o ana gelmiştik. Bebeğimin başını bacaklarım arasında hissediyordum. Dehşet içinde açtığım gözlerim yanımdaki Bayezid'i ittim. Bebek diyebildim can havliyle inleyerek. Kapattığım gözlerimi ve olağanca gücümle dışarı ittim bebeğimi. Bu esnada gözlerimin önünde anneciğim beliriyordu. Canımın acısına merhem olmak ister gibi saçlarımı okşuyor, alnıma bir buse bırakıyordu. Derken tiz bir bebek çığlığı inletti daha evinin taş duvarlarını. Büyük bir rahatlama hissiyle kendimi geriye bırakırken bilhassa açtım gözlerimi. Karşımdaki kocam gözyaşları içinde avuçlarında oğlumuzun kanlarla bezeli küçük bedenini tutuyordu. Şaşkındı, öyle şaşkındı ki bakışları ellerinde tuttuğu şeye inanamaz gibiydi. Bu kez mutluluktandı bu boğulduğum ışkırıklar. Ellerimi uzatıp canımdan kopan canıma uzandım. Bayezid yanaklarına ardı ardına akan gözyaşlarla yaklaşıp göğsüme bıraktı minik canımızı. Bir an ne yapacağını bilemezken ısınsın diye şöminenin oraya koyduğu havlulardan birini getirip yavrumuzun üzerine örtmüştü. Başımı eğip ıslak saçlarına bastırdım dudaklarımı. Annem dedim boğuk bir sesle. Yavrum hoş geldin annem. Beyzadem titreyen nefesiyle çöktü yanıma. Yüzü ağlamaktan ve terlemekten sırılsıklam olmuştu. Ve kızarık gözleri yaşadığı şokla geziniyordu kısık sesle ağlayan bebeğimizin üzerinde. Ürkekçe uzattı elini ama dokunamadı. Bu dedi nefes gelir gibi bir sesle. Mucize bu. Dolu dolu gözlerimle salladım başımı. Mucizeydi. Rabbimizin bize gönderdiği mucizelerden biri. Ve öyle bir mucize ki annesini tanıyıp susan ve yavru kedi gibi mırıltılar çıkarıp emmek için göğsünü arayan, kocamın desteğiyle geceliğimin düğmelerini açmış, bebeğimi çıplak tenime yatıştırmıştık. Oysa bizi daha da şaşırtan bir şekilde göğsüme bulmuş, başını oynatıp ucunu yakalamaya çalışmıştı. Allah'ım sen ne büyüksün böyle. Dünyaya geleli daha dakikalar olmuşken karnını nasıl doyuracağını bile biliyordu. Yavrum göğsüme tutunmuş, tenimde huzurla yatarken benim az evvel giden tumaralarım aynı ihtişam ile geri dönmüştü. Gücümün gittikçe tükendiğini düşünüyor ama göğsümdeki mucizeyi gördükçe tekrar kuvvetle doluyordum. Elim boşlukta dolanıp Beyzadem'in elini kavradı, yüzüm yine aynı acı içinde vurulmuştu. Ama bu kez ikimiz de daha sakindik. İlk tecrübemiz dakikalar önce değilmiş gibi beraber nefes alıyor ve düzenli üflüyorduk. Kocamınsa kıpır kıpır dudakları, tıpkı az evvel benim yaptığım gibi o da Rabbine sığınıyor, yardımı ondan diliyordu. Bedenim Rabbimin izniyle yine yönlendiriyordu beni. Bense yalnızca içgüdülerime göre hareket ediyordum. Gelen akınma hissi bu kez daha acı verici, daha yakıcıydı. Zaten ziyadesiyle yorgundum. Değil akınmak parmağımı kıpırdatacak halim kalmamıştı. Bulanan gözlerimle başımı geriye attım. Yorgunluktan bayılmamak için direncimin sonlarındaydım. Ama sonra garip bir şey oldu. Ben kapalı gözlerim ve çektiğim acılarla kendimden geçmek üzereyken bebeğim göğsünde kıpırdanıp tiz bir çığlıkla ağlamaya başladı. Belki de kardeşinin ve annesinin kötüleştiğini hissediyordu. Bayezid'in sesini duyuyordum derinlerden ama cevap veremiyordum. Ama yavrumun sesi beni kapıldığım o karanlığa teslim etmiyordu. Derin bir nefeste yakındım ve kalan son kuvvetimle ittim yavrumu. Ve gözlerim kapanıp başım arkamdaki koltuğa düştü. Sonrasında minik iç çekişlerle açtım gözlerimi. Ne kadar baygın kalmıştım hiçbir fikrim yoktu. Ama şimdi kendimi bir nebze daha iyi hissediyordum. Gözlerimi açtığım an göğsümde duran iki minik beden girmişti görüş açıma. Gözlerim manzaranın güzelliğiyle dolarken başımı çevirip yasladığım sert bedene baktım. Bayezid beni kucağına doğru yatırmış, göğsüme koyduğu yavrularımızın üzerine de hazırladığı havluları örtmüştü. Ağlamaktan şişip kızaran gözlerime muhtemelen ellerinden bulaşan kanlı yüzüyle perişan haldeydi. Gözlerimi açıp ona döndüğümde gözlerinde biriken yaşları yanaklarına salıverip sessiz ışkırıklara boğulmuştu. Kafasını eğip saçlarıma, yanağıma, dudağıma buseler bıraktı. "İyiyiz," dedim solgun bir tebessümle ona bakarken. Başını sallayıp alnımdan uzun uzun öptü. Yaşadığımız bu şeyi atlatabilmiş değildi. Tek eli beni kendine iyice yaslarken başını boyun girintime sokup diğer eliyle yavrularımızın başlarını ürkekçe sevdi.
Ne var, ne yaptık biz? Nasıl yaptık? Nasıl başardık?" dedi. Soru sormaktan çok kendi kendine konuşur gibi. Derin bir iç çektim. Rabbimin yardımıyla sağ salim almıştık evlatlarımızı kucağımıza ve bu gerçek bir mucizeydi. Çok şükür." dedim mırıldanarak. "Rabbim, üçünü de bana bağışladın. Sana çok şükür." Dakikalarca kaldık öyle. Sadece şükrediyor. Başta tek kelam edemiyorduk ve az sonra dışarıdan duyulan araba sesiyle beklediğimiz doktorların geldiğini anlamıştık. Bayezid beni yavaşça yastıklara yaslayıp ayağa kalktı. Sabah üzerine giydiği krem rengi kazak an içindeydi. Yavaş adımlarla gidip çevirdi kapı kolunu ve daha kapıyı açtığından içeriye adım atan Muazzez bir adım sonrasında bize bakıp bir çığlık atıvermişti. "Aa, doğmuş bunlar." Sonrasında güneşin içimizi sımsıcak ettiği anda kararmış, siyah bulutlara bürünmüştü ömrümüzün göğü. Evvela korkmuş, ağlamıştık, lakin sonu rahmet damlalarından bir damla olmuştu, hatta iki damla. Evlatlarımız kucağımda huzur içinde yatarken onların kokusunu içime çektiğim an anlamıştım. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardı ve bu melekler bize cennetten mis kokular getirmişlerdi. Gözlerimi açıp uykumdan gerçek hayatım uyandığımda evvela gece karası bakışlar karşılamıştı beni. Bir de belli belirsiz tebessümü. "Günaydın dünya güzelim," dedi yattığı yerden elini uzatıp yanağımı yaslarken. Ben de onun gibi yan döndüm usulca. Yalıda, odamızda ve beyaz tüller arasındaki yatağımızdaydık. Bir iç çektim sessizce. Bakışlarım kamu perdeler çekili pencerelerde gezindi. "Akşam olmuş sevgilim," dedim kısık bir mırıltıyla. Beyzadem dediğimi duymamış gibi bana derin derin bakmayı sürdürüyordu. Birden hareketlenip iri bedenini yatakta kaydırarak bana doğru sokulmuştu. Yanağımda duran eli yavaşça belime kaydı. Ve yüzünü bana iyice yaklaştırırken sıcak nefesi dudaklarına çarparken fısıldadı. "Ele alırım bana her daim seher," dediğiyle yüzüme pamuk şeker tadında bir gülüş yayılıvermişti. Bedenim hem uykunun hem de bu güzel lakırdıların tesiriyle epey dinlenmişti. Başımı ona doğru yaklaştırırken bitmeyecek bir hasretin kükünü kazımaya meyilliydim. Baş parmağım usulca yüzüne değdi. "Keşke sen duysaydın biraz. Gözlerini hala şiş," dedim gülüşün bir parçası olarken. Yüzünde halen o korkuyu ve yorgunluğu görmek bir parça keyfimi kaçırmıştı elbet. Ama o derince bakışını sürdürdü. Bu kez eli yeni yıkanmış yumuşak saçlarımda gezindi. "Sizi izledim. Nefesinizi dinledim. Şükrettim," dedi mecalsizliği sesine vururken. Bir iç çekti derinden ve ciddileşti uysal bakışları. Yüzü gerginlikle kasıldı. "Bayıldığın o an gittin sandım Neval. Beni, oğullarını ve sevdanı yetim bırakıp gittin sandım. Öldüm sandım şakayı çiçeğim. Nefes alırken öldüm sandım." Yine dolmuştu gözleri. Bugün ne çok ağlamıştı. Oysa ki ben onu hiç böyle göreceğimi sanmazdım. Öyle kuvvetli, öyle heybetliydi ki. Ama ağlaması kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu, nasıl merhametle dolu olduğunu gösteriyordu. Ben de elimi onun yanına yaslarken iyice sokulmuştum heybetli bedenine. Sevilmek ne güzel şeydi. "Ben senden hiç gidemedim ki gece gözü sevdiğim," dedim içten bir tebessümle. Dolu dolu olmuş gözlerini sıkıca kapatıp dudaklarını alnıma bastırdı. Her hissi tattırıyordu bana. Heyecanı, tutkuyu, kıskançlığı, şehveti, romantizmi. Ama en çok da sevgiyi. Bu yumuşacık sevgisini. Öpüşü ağır ağır sonlanırken iki el avuçlar arasına alıvermişti yüzümü. Islak siyahlar öfkeyle açılıp asıldı yüzüme. "Gidemezsin de zaten. Bırakmam," dedi ısla. Baş parmakları yanaklarımda kıpırdadı. Her gördüğümde güzelliğine, zerafetine, yüreğine vurulduğum kadının gücüne aşık oldum ben bugün. Küçücük bedeniyle boyundan büyük acılara kafa tutuşuna aşık oldum. Bırakmam, gitsem bile bil ki ben de gelirim ardından. Ve kapandı dudakları dudaklarıma. O alışık olduğum sert tutkulu öpüşü bu kez aşk ve şefkat doluydu. İncitmekten korkar ama dokunmadan duramaz gibi değdi bana. Ayrılır ayrılmaz da yanında ufacık kalan bedenimi çekip kollar arasına aldı. Bir koala gibi üzerindeydim şimdi. Beni tenine yatırmış, burnunu saçlarıma yapsayıp gözlerini kapatmıştı. Birkaç dakika kıpırtısız kaldık öyle. Huzuru katre katre yudumladık sinemize. Bizi ayıran odamızın kapısının tıklatılması olmuştu. İstemeye istemeye ayrıldık. Bayezid usulca ayaklanıp kapıya yönelirken ben başım derete duran kırmızı kurdelemi düzelterek oturur pozisyona geçtim. Kocamın açtığı kapıdan güzel ertin başını uzatıp maviş gözlerini kırpıştırarak bakmıştı. "Gelebilir miyim? Müsait misiniz?" diye fısıldadı masum bir tavırla. Elimde küçük tepside duman uçtan bir kase vardı. Tebessüm ederek başımı salladım.
Küçük beyler yatağın iki yanına konumlandırılmış beşiklerinde derince uyuyordu. En az benim kadar yorgundu onlar da. Kolay mı? Uzak yollardan gelmişlerdi. Gel Nare, ne valideyin uyan dedi Beyzadem eliyle yengesini içeriye buyur ederek. Nare parmak uçlarına basarak girdi. Bakışları bir sevgi yumağı gibi dolandı beşiklerde. Zaten şefkat dolu bir insanken bir de gebelik ona ayrı bir duygusallık katmıştı. Nitekim yalıya geldiğimizden beri benim ve ikizlerin etrafında fur dönmüştü. Oğlanları güzelce giydirmiş, benim duş almama yardımcı olup sonra da giydirerek yatağıma yatırmıştı. Hatta başımdaki bu kırmızı kurdeleyi bile o takmıştı adettendir diyerek. Getirip küçük tepsiyi kucağıma bıraktı. Amine annem ilikli kemik suyuna çorba yaptı. İsim konulurken aç beklemesin, önden bir çorba içiversin dedi. Dediğiyle başımı eğip kasedeki çorbanın kokusunu içime çektim. Doğum zaten oldukça efor sarf edilen bir olaydı. Üstüne üstlük ben kahvaltı etmeden doğum yapmıştım. Neyse ki normal doğumun bir avantajı olarak doğduğundan saniyeler içinde soluğu anne göğsünde almıştı yavrularım. Bedenim Rabbimin verdiği o mucizeyle hemen süt salgılamış ve evlatlarım ağız sütü denen o kıymetli damlaları iştahla yudumlamıştı. Hem de kordon bağları kesilmeden, hiçbir ısrar beklemeden kaşığı alıp çorbaya daldırdım. Yumuşacık kıvamı boğazıma okşar gibi akıp gitmişti. Oh çok şükür dedim elimi mideme yaslarken. Amine annem sağ olsun. Şifalı bu kadının elleri. Nare gülmüştü dediğime. Zaten sık sık söylediğimiz için dilimize yapışmıştı bu cümle. Dönüp ayakta dikilen kocama gözücüyle baktı. Babam ve Osman geldiler Bayezid. Seni soruyorlardı az evvel. Senin ben Neval'in giyinmesine yardımcı olurum dedi kısık bir sesle. Beyza'dan başını sallamakla yetindi. Yalıya geldiğimizde toplantı için bizden hemen evvel çıkmışlar ve henüz ikizlere görememişlerdi. Zaten biraz sonra isim koyma töreni yapacaktık. Doya doya görüldü oğullarımı dedi Esra amcası. Bayezid sessizce çıkıp giderken beşikten kedi miyavlamasına benzer bir ses duyulmuştu. Nare hemen ayaklanıp beşiğe yöneldi. Benim kaşları doğduğu andan beri çatık oğlum ağzıyla acıktığını belirten hareketler yapıyordu. ''Sana kıyamam ben yengem, gel yavrum, gel güzelim annem burada.'' dedi Nare yengesi oğlumu bana verirken. Koltuğun üzerinden daha evvel aldığımız emzirme yastığını kucağıma koydu. Nasıl ödeyecektim hakkını? ''Sağ ol Nare.'' dedim tebessüm ederek ve geceliğimin yakasını sıyırıp bebeğimi göğsüme çevirdim. Gözleri kapalı olmasına rağmen bunu beklermiş gibi sabırsızlıkla kavramıştı. Yüzümü hafifçe buruşturup bu anın tadını çıkarmaya çalıştım. Öyle garipti ki Zeynep'i de ben büyütmüştüm ama emzirmek başlı başına bir mucizeydi. Onları aladığında sızlayan ve süt dolan göğüslerim aramızda görünmez bir bağ olduğuna en büyük delaletti. Henüz dakikalar geçmiş olmasına rağmen bir diğer beyefendiden duyulmuştum yavlama sesi. Yengesi sağ olsun onu da vermiş ve ben bir ikiz annesi olarak aynı anda iki bebeğimi de emzirmenin tadını tatmıştım. Mucizeydi bu. Tek kelimeyle mucize. Beyefendiler karınlarını doyurup tekrar uykuya geçmişken Nare'nin desteğiyle kalkmıştım yatağımdan. Acıyan bir yerim olmasa da arada vuku bulan ağrılarım ve yorgunluğum mevcuttu. Çabuk toparlayacağımı düşünüyordum. En azından sezaryen ameliyatına göre daha hızlı iyileşecektim. Geceliğim yerine beyaz bir alt üst pijama takımı giyip üzerine günler evvel özene bözene diktirdiğim beyaz fermuar yeri yine beyaz renkte dantelle süslenmiş feraciye geçirdim. Bununla erkekli ortamda rahat edecektim. Sabahlıktan daha içime sinmişti. Başıma da aynı kumaştan ve dantelden yapılan örtüsünü takmıştım. İşte şimdi isim koyma töreni için hazırdım. Biz odadan çıkmadan Mihrimah ve Muazzez gelmişti kapıyı tıklayarak. İki bebekle aşağı inerken yardımcı olalım demişlerdi. Var olan halsizliğim sebebiyle bunu oldukça sevinmiştim. Çünkü ben de kucağımda bebekle merdivenlerden nasıl ineceğimi kara kara düşünüyordum. Tansiyonum hala düşüktü ve ara ara baş dönmesi yaşıyordum. Muazzez bana doğru bir adım atıp irice açtığı gözleriyle ayran ayran yüzüme baktı. ''Ne bu güzellik Mori, solgun olurlu olsa dediğin Tebu'nun yanakları Allah'a batmış çıkmış gibi.'' dediğiyle üçümüz de gülmüştük. Anlaşılan pamuk şekeri yanaklarım yine aktifti. Beni güzel bulmasına laf aramızda çok sevinmiştim. Çünkü şu an kendimi bir anda çökmüş gibi hissediyordum. Mihrimah gelip koluma dokundu. Şaka bir yana gerçekten çok güzelsin Neval. Beyazlar nasıl yakışmış, pembe yanakların, yeşille bezeli gözlerine sanki sen yeni doğmuş gibisin. Ayağı altına cennet serilmiş arkadaşımın dedi yüzündeki hoş tebessümüyle. Gözlerim dolu dolu oldu. Anne olmuştum ben, hakikaten anne olmuştum. Canımdan iki can kopup kucağıma gelmişti. Çok şükür, bin şükür. Ben ay parçası kardeşimin kolunda, oğullarım yengelerinin kucağında inmiştik salona.
Amin annem ve yalının beyleri bizi burada bekliyorlardı. Sofra envai çeşit lezzetle doldurulmuş, koltukların hemen yanına iki elektronik ana kucağı yan yana konumlandırılmıştı. Her şey bizim için böyle hazırlanmıştı. İçeriye girdiğimiz an hepsi sözleşmiş gibi ayaklanmış, ağır misafir gibi karşılamıştı bizi. Bakışlarım istemsizce Behzadem'e kaymıştı. Zifiri gözleri dışarıdan belli olan bir hayranlıkla süzüyordu beni. Dudaklarında ise hoş bir tebessüm. Mihrimah başını kulağıma doğru uzattı. Bayezid abim sana bir kez daha aşık olmuş sanki. Baksana içeride kimse yokmuş gibi gözleriyle yedi seni dedi sessiz kıkırtısıyla. Dirseğimi böğrüne doğru yavaşça bastırıp muziple kaşlarımı çattım. Zaten evli değildi nişanlı bir çift gibi bakışıyor. Bunun heyecanıyla kalbim güvercin gibi taklalar atıyordu. Babam ve Osman abim hemen yönelmişti ikizlere. Ver hele aslanımı ver dedi Ertuğrul babam Muazzez'in kucağındaki oğlumu alırken. Osman abi ise karısındaki yavrumu çoktan kapmıştı bile. Babamın yüzü şefkat dolu bir tebessümle dolmuştu. Bir kucağındakine, bir Osman abinin kollarındakine bakıyordu. Sonra aklına gelmiş gibi döndü bana. Nasılsın kızım? İyice misin biraz daha? Başımı sallayarak gülümsedim. Yorgunluk ve klasik ağrılar dışında iyiydim. Yalnız olduğumuz için zorlandığımız aslında kolay geçen bir doğum olmuştu. Nitekim Muazzez hem beni hem bebekleri muayene ettiğinde böyle söylemiş, bu şartlar altında yapılan kusursuz bir doğum demişti. Ama ben biliyordum, ettiğimiz dualar, annemlerin okuduğu sureler ve Rabbimin yardımıyla olmuştu bu doğum. Çok şükür iyiyim babacığım, kavuştuk çok şükür dedim masum bir tavırla. Mehmet abi bebeklere başını uzatıp uzatıp Bayezid'e bakarak sırıtıyordu. Derken daha fazla içinde tutamamış olacak ki patlattı espriyi. Neyse ki ikizlerin ebesine söyleyecek biri çıkarsa laflar bir hanımefendiye değil bizim tontişe gidecek. Hadi neyiz dedi tüm şirinliğiyle. Dediğiyle herkes gülmüş ve Behzadem'den ola gelecek klasik bir cevap beklemişti. Fakat hepimiz şaşkındık ki gelen cevap ne bir yumruk ne bir kafa ne de bir dalaşmaydı. Behzadem Mehmet abinin dediğine sadece sessizce gülmüştü. Ertuğrul babam daha fazla muhabbetler uzamadan konuya girdi. Hadi o zaman okuyalım aslanların isimlerini. Ne var kızım daha fazla yorulmasın dedi ciddi sesiyle. Dönüp Bayezid de benim yüzümüze baktı. Söyleyin bakalım isimlere ne karar verdiniz? Ertuğrul babamın sorusuyla bir an kesişmişti Beyzadem'le bakışlarımız. Tıpkı onların da olduğu gibi birini ben birini o karar versin istemiştik. Lakin ben son dakikaya kadar bir türlü güzel bir isim bulamamıştım. Üstelik hain kocam bana bulduğu ismi de söylememişti. Sonunda ben de pes etmiş bir isim konusunu tamamıyla ona bırakmıştım. Sağlıklı olsunlar da babaları zaten güzel bir resim koyarlardı onlara. Bayezid elini cebine atıp iki küçük gümüş künye çıkarmıştı. Bunları ne ara yaptırdığı hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Gelip oğullarımın bileklerine künyelerine kibarca taktı. Ertuğrul babam künyelerdeki isimlere göz ucuyla bakmış sonra da yüzünde oluşan tebessümüyle oğluna dönmüştü. Beyzaden bir adımla benim ve Amine annemin yanına geçti. İsimler konusunda çok düşündüm. Ve oğullarım hayatımdaki en kıymetli bu iki kadının en hasretli çektiklerinin adını taşısın istedim. En azından ismi Yaşar onlar da seslendikçe mutlu olurlar. Oğullarım Tuğrul ve Ahmet Çalapan. Şaşkındım. Öylesine şaşkındım ki gebeliğimin başına bana babasının ismini koyma hayalinden bahsetmiş. Şimdi ise benim babamın adını söylemişti. Üstelik diğer de rahmetli Ahmet dedenin adını taşıyacaktı. Ne kadar düşünsem bunlardan daha güzel bir isim bulamazdım. Dönüp gözyaşlarımla baktım yüzüne. Çok teşekkür ederim dedim boğuk bir sesle. Elini uzatıp yanağımı okşadı. Yine o hayranlık vardı göz bebeklerinde. Etme. Ben hangi birine teşekkür ederim bilmezken sen bana etme. Bu en güzel doğum hediyesiydi bana. Tuğrul Çalapan. Bir oğlum babamın adını taşıyacaktı. Bundan daha güzel bir sürpriz olamazdı. Beyzadem'den sıyrılıp hemen yanında ağlayan Amine anneme sarıldım. Birbirimizi şu an bizden iyi kimse bilemezdi. Geri çekilip ellerimle kuruladım güzel yüzünü. Ağlama annem dedim buruk sesime tebessüm etmeye çalışarak. Ellerini sıkıca tutup başımı salladım. Tuğrul'umuz Ahmet'imiz geldi. Artık ağlama. Sonrasında ne var? Bu eşek sıpası gazını çıkarttıktan hala susmuyor. Üzerime giydiğim elbisenin fermuarını çekerken İçeriden yükselen Behzadem'in sesiyle gülüvermiştim. Tuğrul'um şimdiden ayağın ettiği sert mizacıyla babasına uysa da Ahmet'im ikisine yana ters düşüyordu. Tuğrul artık anlam kazanmaya başlayan bakışlarla bizi inceliyor, yüzlerimizi tanımaya çabalıyordu. Ahmet ise tam bir kucak bebesiydi. Bir de lamba delisi.
Henüz ses çıkaramıyor olsa da her gördüğü ışığa gözlerini kocaman açarak bakıyordu. Bir de bu yalnız yatma moyu vardı ki tam manasıyla Mehmet amcasına çekmişti. Kendi beşiğinde değil, ısrarla Tuğrul'un yanında yatmak istiyordu. Eşarbımdaki iğneyi düzeltirken muzip bir tebessümle içeriye seslendim. Tuğrul'un yanına yatır Ahmet'i sevgilim, o zaman susar. Ve tam tahmin ettiğim gibi dakika geçmeden kesilmişti Ahmet'imin sesi. Yumurta topuklu ayakkabılarımın üzerinde ustaca yürüyerek odaya adımladım. Beyzadem hala şaşkınca beşikteki oğullarımıza bakıyordu. Vallahi sustu, dedi kendi kendine konuşur gibi şok halinde. Elini gece karısı saçlarına daldırıp büyük bir insanla konuşur gibi döndü Ahmet'e. Oğlum, sen bizim başımıza ikinci Mehmet vakası mı olacaksın? Daha bu ayrıksın lan, kendine geldi de resmen kavga eder gibi. Ahmet babasının bu kızgın suratını görmezden geliyor, yine gözlerini pencereden sızan ışığa çeviriyordu. Bayezid geldiğimi fark etmiş olacak ki bakışları anında değişivermişti. Beni göz ucuyla süzerek mırıldandı. Zaten uyutmadınız annenizi de. Eh, uyuduğum kadar yetecek artık. Çok yorulursam kalile yaparım, dedim kibar bir tebessümle. Bakışların bana doğru attığı aradımlar ürkekçe baktı. Henüz 40 gün dolmadığı için doğumdan beri tensel temasımız sıfırdı. Son 10 günümüz kalmıştı ama artık iyiden iyiye sabırsızlaşan kocamın bakışları iç titreten cinstendi. Yanıma ulaşıp koluna yavaşça belime doladı. Her fırsatı dinlen. Sen bana lazımsın güzelim, dedi. Kısık ama tok sesiyle. Doğumdan beri bambaşka biri olmuştu sanki. Bana karşı daha hassas, daha merhametli ve daha sevgi doluydu. Hediye günler hiçbir emzirme nöbetini boş geçmemiş, hem yardımcı olup hem de beni izlemişti. Kafasının içinde neler döndüğünü bilmiyordum. Ama dolan gözleri ve saçlarıma kondurduğu buseler çok şey anlatıyordu. Sonunda ailecek hazır olduğumuza kanaat getirip kahvaltıya inebilmiştik. Lakin masada yalnızca babam ve Mihrimah vardı. Mehmet abinin dün gece nöbeti olduğunu anımsayınca Muazzez'in daha erken çıktığını anlamıştım. Osman abi Duha'yı yeni başladığı oyun grubuna götürmüş, Nare de muhtemelen uyuyakalmıştı. Gebe kadının halinden loğusa kadın anlardı tabii. Oğulları pusetlerle koltuklara koyduktan sonra masaya geçmiştik. Kısa günaydınlaşmalar sonrası sessizce yemeye devam ederken Amine annem telaşlı adımlarla girdi salona. Ertuğrul babam dönüp masaya oturan karısına baktı. Kimdi Aminem? Bir saattir telefonda da tut seni, dedi bir parça bozuk atarak. Sofraya oturduğunda en tahammül edemediği şey Amine annenin yanında olmayışıydı. Annem derin bir nefes aldı. Dildar Hanım, göz aydınlığını aramış. Eğer müsaitseniz bebek görmeye gelmek istiyoruz, dedi. Bir de diğer meseleyi tekrar sordu. Ne diyeceğimi bilemedim, dedi mahzun bir tavırla. Yeşil gözleri özünle bezenmişti. Konunun Mihrime olduğunu Dildar Hanım'ın adını duyduğumda anlamıştım. Nitekim Ertuğrul babamın tek kaşı gergince havalandı. Yıllardır tanımasam bu ısrarda art niyet arayacağım. Sen yine uygun bir dille bu işin olmayacağını söylersin, Aminem, dedi önündeki çay fincanına uzanırken. Amine annem başıyla onayladı. Onlar da isterdi bir tanecik kızlarının mutlu olmasını, fakat durum malumdu. Derken Mihrimah hepimizi şaşırtan bir tavırla söze girdi. Eğer siz de münasip görürseniz buyursun gelsinler babacığım, dedi ciddi bir tavırla. Bakışlar şok halinde ona çevrilmiş, beklenmeyen bu çıkış onu da bir parça utandırmıştı. Pembeleşen yanaklarla hafifçe eğdi başını. Böyle konuya bodoslama atladım, kusura bakmayın, lakin ben çok düşündüm. Artık hayatımda bir değişiklik olmasına sünnet işleyip evlenmeye karar verdim. Siz de uygun görürseniz gelsinler bir görüşelim. Bir an göz göze gelmiştik Amine annemle. İkimizin de yüzünde umut dolu bir tebessüm vardı. Mihrimah'ın bu hali dile getirmesek de hepimizi üzüyordu. Lakin demek ki zamanla değişiyordu bazı şeyler. Ertuğrul babam fincanı geri bırakıp ciddi bir tavırla kızına baktı. Etraflıca düşündüğün emin misin Ayparçam? Fakat Talha'nın özel bir durumu var. Birkaç sene önce yeni evliyken trafik kazasında hem eşini hem de doğmamış çocuğunu kaybetti. Bu durum seni yorabilir. Üstelik benzer bir acı senin de, dedi ama devam edemedi. Bilse de bilmezden gelir, baba vasfıyla bu konuya dahil olmak istemezdi her zaman. Nitekim çoğu baba kızları evlendiğinde bile adını bir erkekle anmaya kıskanırdı. Mihrimah durumu fark edip hızlıca devam etti cümleye. Bilakis, dedi başını sallayarak. Annesinden aldığı yeşil gözlerini her birimizde gezdirdi. Bu da kararında ne kadar emin olduğunun bir kanıtı gibiydi. Sonra da cümleleriyle tasdikledi bu düşünceyi. Kararımı etkileyen bir sebep de bu oldu babacığım. Damdan düşenin haline damdan düşen anlar derler. Kendisini henüz tanımıyorum ama belli ki iki yaralı yürekten bir sağlam yürek çıkar meydana. Sonrasında hızlı geçiyordu günler. Hakikaten dedikleri gibi hızlı geçiyor ve yavrularım her gün hızla büyüyordu.
Öyle ki bir anlarını kaçıracağım diye ödüm kopuyordu. İlk günler alışma evresi olarak zor geçse de yavaş yavaş alışmıştık dört kişilik hayatımıza. Rabbim de kolaylığını vermiş, iki tane sakin efendi bir oğlum olmuştu. Yine aynı beşikte uyumak isteyen beyefendilere sevgiyle baktım. Ömrü billah hep böyle bir arada olurlardı inşallah derken kapı yavaşça tıklandı. Buyur edişim ardından mavi şeritin başını içeriye uzatmıştı. Ne var dedi fısıldar gibi bir sesle. Bebek görmeye gelen bir misafirimiz var. Bayezid de aşağıda. Sen in, ben olanları uyanınca seslenirim. Ayağa kalkıp üstüm başımı düzelttim. Az evvel emzirdiğim için yaka paça dağıtmıştık yine. Bakışlarım hemencecik beşin yanına ilişen eltime kaydı. Zayıflığından henüz küçük olsa da çıkıvermişti minicik bir karnı ve öyle güzellemişti ki. Oğlan annesi kavramına onun bu pürüzsüz teniyle inanır hale gelmiştim. Evet belli olmuştu cinsiyeti. Adını, müjdesini veren dedemizden ve annesinin küçük ricasından olan Süleyman canımız geliyordu. Kapıya doğru yönelip sessizce salladım. Nareciğim, çok sağ ol. Yavaş yavaş indim merdivenlerden. Neredeyse 40 gün dolmak üzereydi ama gelen giden hiç eksik olmamıştı. Çalapan ailesinin sevenleri epey çoktu. Ve sağ olsun babacığımın birkaç yakın ahbabı da bu mutlu günümüzde yalnız bırakmamıştı beni. Merdivenlerden son basamağa da geçtiğimde sahanda Beyzadem karşılamıştı beni. Sevgilim, dedim gülümseyerek, Nare'ye misafirimiz olduğunu söyledi. Yüzünde keyif ve heyecan dolu bir ifade vardı. Bu gelen misafir kimse onun epey sevdiği biri olmalıydı. Başını salladı. Aslında misafir sayılmaz. Gel sen, dedi elimi sıkıca kavrarken. Merakla takıldım peşine. Bu misafiri kimdi çok merak etmiştim doğrusu ve yüzüme yerleştirdiğim Nazen'in tebessümümle salona girdim. Önde görüş açıma tanımadığım bir hanım girmiş, sonra tanıdık bir erkek siması değmişti bakışlarıma. Ele alırım şaşkınca çarptı safir maviliklere. Aslında ayağa kalkıp yerde duhayla oynayan küçük kıza uzandı. Bak annen geldi kızım dedi herkesin duyabileceği bir sesle. Bense donup kalmış bir adım daha atamıyordum. Gözlerim iyice açılırken asrının dokunduğu küçük bedene düştü bakışlarım. Bu kızım benim çiçeğimdi ve küçük beden üzerinde taşıdığı pembe tüllü elbisesiyle kollarını açıp bana doğru hevesle koştu. Annem sonrasında kalbi Ramazan davulu misali güm güm vururken girdi salaş çay bahçesine Mihrimah. Hala bu ilk görüşmeye yalnız geldiğine inanamıyordu. Oysa ki ne kadar dil dökmüştü yengelerine. Üçü de sözleşmiş gibi bir iş uydurmuş, allem edip kallem edip onu genç adamla görüşmek üzere yalnız göndermeyi başarmışlardı. Alacakları olsundu bakalım. Elbette onların da işi düşerdi babasının ay parçasına. Başını çevirip utangaç bakışlarla aradığı fotoğraflarda yüzünü ezberlediği adamı. Çok geçmeden denize nazır oturduğunu fark etmişti. Terleyen avuçlarını pardesüne kurlayıp oraya doğru ilerledi. Ah ama genç adam denize dalıp gitmiş, onun geldiğini bile fark etmemişti. Boğazını temizler gibi öksürdü masanın yanında ayakta dururken. Neyse ki fazla derine dalmayan adam bir an sıçramış, onu fark ederek ayaklanmıştı. Başını önüne eğip belli belirsizce tebessüm ederken sandalyeye ilişti. Merhaba, hoş geldiniz Tarha ben. Ben de Mihrimah. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sustular bir an. İstemsizce birbirine tutundu bakışları. Talha'nın boğazından bir yutkunma geçti. Düğünde gördüğü ve ona verdiği kızın bu olduğuna inanamamış, günlük kıyafetle sıfır makyajla daha taze görünen kızın güzelliğiyle afallamıştı. Bir de gözlerine dönmeyen yeşiller vardı tabii. Geldiğinden beri açık kahvehanelerinden köşeye bucak kaçıyordu. Sabırsız bir nefes üfledi. Kusura bakmayın, böyle durumlarda ne konuşulur pek bilmem. Dilerseniz kendimi tanıtayım. 29 yaşındayım. Mesleğim... Mihrimah'ın buruk tebessümüyle kesildi cümlesi. Genç kız bunları biliyordu. Zaten ağabeylerin hepsi tekrar tekrar sormuş, babası ve annesi de hepsine tek tek anlatmışlardı Talha'yı. Bu yüzden tüm bilgilerine hakimdi. Hatta zorlasa kimlik numarasını bile ezberden söyleyebilirdi. Bu bilgilere hakimim. Epey bahsiniz geçti. Tanıyor gibiyim dedi başını hafifçe sallarken. Talha'nın bakışları kiraz rengindeki zırh dudaklara takıldı. Tebessüm nasıl da yakışmıştı. Gelmek istemeyip geri geri giden ayaklarına uymadığı için şükretti içinden. Oturduğu yerde hafifçe doğruldu. Ben de öyle. Ama aslında bakarsanız aklıma takılan başka bir mevzu var. Daha önce bir evlilik yaptığımı da biliyor olmalısınız. Bu durumdan huzursuz olacağınızı sanmıştım. Yani en azından ön yargılı karşılayacağınızı. Öyle ya genç bir kızdı bu karşısındaki. Evlenmiş ve neredeyse baba olmuş bir adamla evlenmek istemeyebilirdi.
bir an empati yapmaya çalıştı. Bazı heyecanları evvelden yaşamış biriyle olmak herkesin isteyeceği bir şey olması gerekti. Mihrimah'ın yüzü ister istemez gerilmişti. "Yok," dedi sesin vırıltı gibi çıkarken. Zorlukla yutkundu. Bilakis benim kabul etmem de etken bir sebepti bu. Benzer bir durum yaşayınca kesildi konuşması. Yabancı bir erkekle böyle meselelere konuşmaya alışık değildi. Üstelik evlenmek niyetiyle görüştüğü bir adama ilk aşkını anlatmak, ah delilikti bu yaptığı. Ama arada sır kalmamalıydı. Tarhan'ın kaşları bir şaşkınlıkla havalandı. "Daha evvel başınızdan evlilik yahut nişan geçtiğini bilmiyordum," dedi ciddi bir tavra bürünürken. Annesi, Mihrimah'ın ilk kez böyle bir görüşmeye geleceğini özellikle vurgulamıştı. Bu yüzdendi şaşkınlığı. Genç kız başını salladı. Konuya yanlış yerden girmişti. Nasıl açıklayacaktı şimdi? "Öyle değil de," dedi ellerine tırnaklarını bastırırken. Kiraz rengi dudakları hafifçe dişledi. Biri vardı. Gözümün gözüne değmediği, elimin elini tutmadığı, dile dökülmeyen bir sevdaya benimle yüklenen biri vardı yıllar evvel. Gitti sonra dünyadan. Ondan geriye bir yazdığı heceler, bir de yadigar ettiği yetimler kaldı bana. Anlatmıştı. Anlatmış ve kurtulmuştu büyükten. Arada konuşulmamış hiçbir şey kalmasını istiyordu. Ağabeylerin evliliklerinde de gördüğü gibi sır fena bir şeydi. Elbet bir gün ayağına dolanır, sonunda insanı yürüdüğü yolda tökezletiyordu. Dediklerini dinleyen Talha'nınsa bakışları denize çevrilmiş, parmağı farkında olmadan bitmiş çay bardağıyla oynuyordu. "Hah, kıza bir çay içer misin?" diye sormadan paldır küldür girmişti bir de konuya, zihninden geçen birkaç hatırayla sessiz bir iç çekti. 6 aylık evliydik, mutluyduk. Bebek müjdesini alınca daha da mutlu olmuştuk. Bilemedim ona hediye ettiğim arabanın onu benden alacağını. "Metanet bende ne gezer? Yaktım yıktım onlardan sonra," dedik kendi kendine konuşur gibi. Sızlayan burun direğini yok sayıp açık kahve gözlerini ona sessizce bakan çam yeşili gözlere çevirdi. 3 yıl oldu. Ama bana sorsalar 3 günlük derim taze yaramı. Ailem çok çabaladı hayata tekrar karışayım diye. Annem her gün ineledi evlen baskısını. Sonra bir düğünde sizi gösterdiler. Normalde başımı çevirmeden reddeden ben kendimi dalıp giden bu yeşillerde buldum. Nedenini, niçinini bilmeden tamam dedim. Havalara hoştular tabi. Israrları da bu yüzdendi. Lakin şimdi anlıyorum bana o evleti dedirten ne güzelliğiniz ne de mahzun bakan çam yeşili gözlerinizdi. Yarınızda yaramı görmüştüm demek. Bir rahat nefes üfledi Mihrimah. Yanlış anlaşılmaktan öylesine korkmuştu ki bedeninin her zerresi kas katı kesilmişti. Ama sakindi artık. Talha onun hakkında her şeyi biliyordu. Tıpkı Mihrimah'ın da onun hakkında eksik kalan şeyler öğrendiği gibi. Açık oynayacaklardı kartlarını. Maksatları bir yuva kurmak değil miydi? O zaman aşktan ziyade saygı ve sevgi vuku bulacaktı aralarında. Mihrimah gözlerini kaldırıp Tarhan'ın açık kahvelerine anlık bir bakış bıraktı. Aşk kiminin bulamadığı, kiminin bulamadan kaybettiği derler Talha Bey. Ben bana tavsiye edilen sünneti işlemek istedim. İmanımın yarısı tamam olsun istedim. Konuşulacak diğer hususları annemlerle birlikte konuşuruz. Benim için bu görüşme yeterli. Cevabım olumlu olacak. Yeterliydi bu. Yetmeliydi. Daha fazlası için esinmeyecekti. Zaten Ertuğrul Bey Talha'nın dini açıdan nasıl biri olduğunu babasıyla konuşmuş, kızının görüşme öncesi aklına takılan şeylere gidermişti. Nitekim buluşmaya geldiğinde ona elini uzatmaması, sizli bizli konuşup resmi davranması ve rahatsız edici en ufak bir eylemde bulunmaması da Mihrimah'ın kararında etkendi. Sandalyeye geriye çekip yavaşça ayağa kalktı, Talha şaşkındı. Bu kadar kısa olacağını tahmin etmemişti. Oysa ki gelirken saniyelerin ne kadar zor geçeceğini düşünüp hayıflanmıştı. Şimdi ise tatlı gelen bu muhabbetin devamını diliyordu kendi bile fark etmeden. Çaresiz o da ayaklandı. "Pekala, nasıl isterseniz Mihrimah Hanım. Kalkalım o halde," dedi aynı resmi tavrıyla. Mihrimah'ın görüşme sonrası vereceği cevabı evvela kendisine söylemiş olması hoşuna gitmişti. Buraya gelirken şüpheleri olsa da artık onun da kararı olumlu ve netti. Derken genç kız aklına bir şey gelmiş gibi telaşla açtı çantasının fermuarını, içinden şeffaf bir paketle sarılmış, nakışlı ipek bir mendil çıkmıştı. Birden avuçlarında buluverdi kumaş parçasını, gözleri ucunda işte duran TVM harflerine kaymıştı. "Ben..." Mihrimah bir parça mahcubiyetle ellerinin önünde birleştirip çam yeşili gözlerini Talha'ya çevirdi. "Ben bunu yıllar evvel işlemiştim. Bugünlerin geleceğini bilmeden bir hayalin ucuna takılıp 7 kat göğe dolaşmışım. Gayrı bunun bende değil sizde olması daha doğru." Talha yutkundu.
Bu ay parçası kızın kalbine bağladığı adamla aynı baş harfi taşımak bir an huzursuz etmişti gönlünü, anlam veremese de sükutu yeğledi. Parmakları arasındaki ipek kumaş bir ateş parçası tutar gibi içine sıcak etmişti. Lakin yine de kabul edemedi. Kime niyetle yapıldığını anlamak güç değil. Fakat bunu yapmak zorunda değilsiniz. Hatırasına saygı duyabilirim dedi mendili kibarca mihrimi tekrar uzatırken. Genç kız uzatılan eli geriye attığı bir adımla reddetti. O mendili ya Talha'nın adıyla tutacak hayatında veyahut boğazın serin sularına salıverip azat edecekti. Başında olumsuz zekkana salladı. Bu mendil evleneceğim kişiye verilmek üzere işlendi. Ve o sizsiniz. Yıllar boyu dokunmaya korktuğum bu harf onun değil, sizin baş harfinizmiş. Ben kaderime teslimim Talha Bey. Lütfen ricam, kırmayın. Bu benden küçük bir armağan olsun. Cümleleri bittiğinde açık kahve gözlerde demlenirken buldu benliğini Mihrima. Bu adamı bakarken içinde anlamlandıramadığı garip bir hissiyat beliriyordu. Ve artık emindi. Kaderiydi bu Talha onun. Eşi olacaktı belki. Belki de çocuklarının babası. Geriye doğru attığı bir adımdan sonra kiraz dudaklarıyla mahzun bir tebessüm gönderdi genç adama. Sonra da dönüp geldiği gibi sekerek gitti. Arkasında bir kör düğüm bıraktığını bilmeden. İşte böyle dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı Bursalı Gelin. Ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm beklerken size muhteşem bir hikaye tavsiye edeyim. Dinlerken böyle içimi aşkın kapladığı yabancı bir hikaye böyle. Hani yabancı derken başka ülkede geçiyor. Karakterler de yabancı. Dinlerken böyle içimi çok tuhaf hislerin kapladığı bir hikaye. İnanın siz de aynı hislere kapılacaksınız hikaye dinlediğinizde. YouTube'da arama kısmına Lütuf Sesli Kitap Lütuf Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Efsane bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.